Evet sevgili Kanal ve izleyicilerimiz, yine bir pazartesi, güzel bir hafta dileklerimizle Derlerce programına hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Efendim bugün, bu hafta özellikle çocuklarımız için ilgilendiren bir hafta nedeniyle önemli konuklarımız var. Bu hafta TEOG sınavı yapılacak. Yine efendim konuklarım Etüt Merkezi kurucuları Aysun Canıtez ve Volkan Canıtez olacak. Evet sevgili özellikle velilerimiz ve çocuklarımız sizleri ekran başına bekliyoruz. Çünkü bugün çok değerli bilgileriyle bizlerle olacaklar. TEOG sınavına hazırlanma süreci, yine tercih süreci. Bakalım neler yapmamız gerekiyor, bunları öğreneceğiz. Efendim yine programımızın bir saat yayınımıza 2 ile 3 arası yine eğitimcilerimiz de olacağız. Yine 15 ile 16 arasında da yine astrolog ve medyum Ferdi Bozduman efendim beraberiz. Yine bugün astrolojiye dair özellikle büyü ve nazarı konuşacağız. Ve yine aynı zamanda çocuklarımızı ilgilendiren yine astroloji haritada bakalım neler var diyoruz. Ve efendim çok güzel bir program olması dileğiyle Derya'ca başlıyor. Evet efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Bugün hep bir siyah giydik. Bugün neden böyle olduk, pişman olduk. Valla ben de öğretmenlerimiz geliyor diye böyle bugün resmi oldum. Yani böyle öğretmenlerimizin önünde böyle daha şey olalım dedik. Hanımcık olalım dedik. Öncelikle Etüt Merkezi kurucularından Aysun Hanım. Sizinle başlayalım. Aysun Canıtez. Evet. Sizi biraz tanıyalım. Buyurun. Hı. Eğitimcisiniz. Evet. Neler kesinlikle yapıyorsunuz? Ben matematik öğretmeniyim. Hı-hı. Hacettepe matematik mezunuyum. Evet. Daha sonra pedagojik formasyon eğitimimi aldım. Uzun yıllar özel sektörde matematik öğretmenliği yaptım. 2 yıldır, 3 yıldır abimle birlikte evet, bir Etüt Merkezi'ne evet. Başladık. Eğitimciliğimizi, hani öğretmenliği seviyoruz. Çocuklarımıza daha faydalı olabilmek için kendimizi geliştirdik. Biraz daha işimizi ilerlettik. Çalışmalarımıza devam. Ne kadar güzel böyle abiyle böyle kesinlikle bir hem böyle bir projede olmak, değil mi? Ne kadar güzel. Siz de hoş geldiniz Volkan Bey. Volkan Canıtez. Siz de biraz tanıyalım lütfen. Buyurun. Tabii ki. Ben de 8 senedir eğitim sektörünün içerisindeyim. Artık işte bu seneden itibaren kendi Etüt Merkezimizde öğrencilerimize, çocuklarımıza daha faydalı olabilmek adına çaba sarf ediyoruz. Kendi işimizi yapıyoruz. Naçizane küçük bir Etüt Merkezimiz var. Evet. Ne güzel. Böyle tabii beraber çalışmanın bilmiyorum avantajları da vardır ama şimdi böyle hani TEOG sınavına konuşacağız ama böyle merak ettim. Abilik yapıyor mu? Gayet güzel. Ben memnunum. Ama çok mülayim bir abi gibi gözüküyor ama şimdi böyle çok... Şimdi kız kardeş olmak, benim bir abim yok. Hani bilmiyorum, bunu hiç yaşamadım ama abisi olanlar bazen dert yanıyorlar. Bilmiyorum hani şimdi bu ekranları başında biraz belki bazı şeyler açıklamak olacak ama. Yok. Gayet güzel. Sağ olsun her anlamda hani destek. Destekleyen bir kesinlikle abi. Kesinlikle öyle. Onun desteğini her alanda ben hissediyorum. O yüzden çok mutluyum. Ne güzel, hani birbirimizi de tamamladığımızı düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Tabii mutlaka güzel şeyleri de imza atacaksınız. İnşallah atıyorsunuzdur da. Şimdi bugün bu hafta özellikle TEOG sınavımız var. Çocuklarımız ve aileler heyecanla bugünü bekliyor. Çarşamba günü yapılacak sanırım. İlki değil mi? Evet. Çarşamba ve Perşembe günleri olacak. Bu hafta zaten eğitim haftası ve öğretmenler günümüz. Evet. Hepsi böyle denk geldi. Bu hafta bol bol eğitime yönelik bir programı olacak. Yine yarın da yine değerli psikiyatrisimiz Volkan Bey, özellikle sınav kaygısını konuşacağız. Bu hafta o zaman özellikle veliler ve çocuklarımızla baş başa olacağız. Şimdi TEOG sınavının özellikle bir hazırlanma süreci var değil mi? Öncelikle ben TEOG sınavı nedir? Şimdi bilgilen çoğu tabii şu anda bizleri izleyen özellikle TEOG sınavı ile ilgili olanlar bilgileri var ama ben yine de bilmeyenler için şöyle TEOG sınavı nedir? Bu sınıfa kaçıncı sınıflar daha çok bu sınava giriyor? Onlar üzerinden başlayalım önce bir konuyu. Buyurun efendim. O zaman Volkan Bey sizinle başlıyoruz. Abi. Evet. Estağfurullah. TEOG sınavı 8. sınıf öğrencilerimizin katıldığı bir sınav. Yılda iki kez gerçekleşiyor. Biri Kasım ayı içerisinde, diğeri de Nisan ayı içerisinde. Öğrencilerimizin bu sınavda aldıkları puanlar ortaokul başarı puanları da eklenerek bir sonuçları ortaya çıkıyor. Ve bu sonuçta da bir liseye tercihlerini yapıyorlar.
Normalde yılda dönemde 3 yazılısı olan derslerin ikinci yazılısı olarak da geçiyor kayda. Hı. Örnek veriyorum, Türkçe dersinde dönemde 3 yazılı oluyorlarsa bu TEOG sınavındaki Türkçe notları ikinci yazılı notu olarak geçiyor. Hı hı. Ya da İngilizce derslerinden dönemde 2 yazılıları oluyorsa eğer bu TEOG sınavında İngilizce'den aldıkları puan birinci yazılı notu olarak da yani yazılı notu olarak da öğrencilerin karnesine işleniyor. Bu sonuçlar birleşiyor ve ortaokul başarı puanları da eklenerek öğrencilerin genel bir TEOG sonucu ortaya çıkıyor. Bu sonuçta da yüzdelik dilimlerine göre de artık başarılarına göre bir liseye tercihlerini yapıyorlar. İkinci TEOG sonrasında. Anladım. Şimdi tabii biz olayın içinde biraz daha uzak olduğumuz için yani bugün bir matematik var burada hocam. Ciddi bir matematik var. Yani şimdi siz anlatırken bile ben hesaplama yapmaya çalışıyorum. Yani çocukların işi de zor. Bir yaşta tabii çocuklar bunu hesaplamıyor ama ciddi bir süreçten geçiyorlar. Yani bu bir anlattığınız şeylere bakılsa sınavlar var. Evet. Sınavlardaki notlar var. Bunlara göre de bir değerlendirme yapılıyor. Yani tek tabii sınavla ki değerlendirme olmuyor burada. Tabii ki. Bu sınavların ortalamaları alınıp ama çok güzel de bir şey bence. Hani bazen tek sınavla değerlendirme, zaten çocuğun başarısını da etkileyen bir süreç bu. Değil tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bu sınavlar 6 temel dersten yapılıyor. Hı hı. Türkçe, matematik, işte fen bilgisi, İngilizce, din kültürü ve inkılap tarihi şeklinde. Hı. 20'şer soru soruluyor her sınavda her öğrencilerimize. Hı. Çoktan seçmeli cevapları. Hı. Yani işte A, B, C, D şık olarak hı hı işaretliyorlar. Optik formlara işaretleniyor. Çocuklar artık yavaş yavaş da sınav telaşına başlıyorlar. Çünkü bundan sonra ilerleyen aşamada üniversiteye evet girişte bir YGS, LYS evet sınavı var. Sonrasında biliyorsunuz KPSS, dikey geçişler. Yani hani sınavları hiç bitmiyor işte. Askeri okullara hazırlık, hı hı, polis okullarına hazırlık, devletimizin yaptığı çok farklı sınavlar var. Bunların hepsi zaten hani bu tür çoktan seçmeli şekilde yapılıyor. Evet. O yüzden aslında TEOG'un çocukların nazarında hani bu sınavlara da bir giriş, başlangıç durumu var. O yüzden çocuklar için de heyecanlı bir durum. Ama tabii çoğu bunun farkında olamayabiliyor. Yani hı hı aslında TEOG çok önemli bir sınav. Hı hı. İyi bir liseye gitmeleri çocukların, onların geleceklerinin şekillenmesinde çok ciddi bir öneme sahip. Hı hı. Özellikle bazı Anadolu liselerimiz ve fen lisemiz hem kadrosu, öğretmen hı hı kadrosu, hem sistemleri açısından artık oturmuş bir hı hı düzene sahipler. Ve burada eğitim gören çocuklar üniversite hazırlık sürecine çok daha etkin bir şekilde hazırlanabiliyorlar. O yüzden hani TEOG sürecini iyi değerlendirip hı hı bu iyi okullardan, daha doğrusu hani her okul iyi aslında ama hı hı hani sisteme oturmuş aynen diyelim biz ona, okullardan birine çocukların girmeleri en azından hani onların üniversite hazırlık sürecini hı hı daha olumlu bir şekilde etkileyebiliyor. Tabii. Şimdi siz merkezinizde şimdi çocukların önce bir de hazırlanma süreci var dedik. Hani önce çocuklar bunun bilincinde mi? Yani TEOG sınavının hayatlarına neler getirdiğini, farkındalıklarını nasıl arttırıyorsunuz çocukların? İlk başlangıçlarında şimdi evet 5, biliyorsunuz 4+4+4 eğitim sistemi var. 5. sınıfı bir geçiş süreci olarak adlandırılıyor. 6-7-8'in diploma notları, ortalamaları bu TEOG sınavına da etken aslında. 8'de evet bu girdikleri merkezi sınavlar da bir yüksek oranda katkı sağlıyor ama 6 ve 7. sınıfta okuldaki o performansları, okul sınavlarından aldıkları notlar da onların başarısını etkiliyor. Yani 5. sınıfta biraz işte sınıf öğretmeninden çıkıp branş öğretmenleriyle çocuklar bir arada oluyor. Yani o yıllarda biraz zorlanıyorlar. 6-7. sınıflar hala yaşları küçük aslında bakarsanız. Yani. Hani, bir de erken başlıyorlar. Kesinlikle. Aynen yani hani evet çocuk diyorsunuz, yetişkin diyorsunuz ama tam ara geçiş sürecinde bu çocuklar. 8. sınıfa geldiklerinde hala birçoğu sürecin farkında olmuyor. Biz derslerimize başladığımızda hala işte yazın rehaveti biraz erken başlıyor biliyorsunuz dersler, evet yaz kampları vesaire. Sonrasında bu deneme sınavlarına girdikten sonra optiklerle haşır neşir olduktan sonra bir yanda okul sınavları geliyor. Hepsi aslında idrakına varıyor. Çünkü TEOG sınavı dediğimiz şey tekrarı olmayan bir sınav. Hmm. Yani bir kere girecekler. Bir kere mesela üniversite sınavına daha sonra mezun öğrenci tabii olarak girilebiliyor. Aynen. Ama TEOG sınavı alternatifi yok. Telafisi çocuklar yok yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani onu bir başladıkları zaman aslında o heyecanlı yaşadıkları zaman işin idrakine varıyorlar. Çünkü yaşları gereği bunlar çocuk yani. Hani aman tatil olsun, aman şöyle mi böyle mi hani
hani o ders boş mu geçecek havasında olan çocuklar bir anda TEOG süreciyle karşı karşıya kalınca tabii panikliyorlardı. Ama biz eğitimciler olarak aileleriyle birlikte okuldaki öğretmenler olsun sürekli onları destekliyoruz. Doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Doğru yönlenen çocuklar da çalışması gerektiğinin bilincine varıyor. Onlara çalışma yöntemleri, süreç kontrolüyle ilgili bilgilendiriyoruz. Çünkü bu 20 soru 40 dakikalık oturum yapılan bir sınav. Yani o 20 soruyu 40 dakikalık süreçte öğrenci bitirmek zorunda. Tabii. Bunun kontrolü, süre tutarak çalışma, evde çalışma ortamlarını düzenleme, etüt merkezinde bulunduğu süreçte hangi derslerden ne kadar çalışması gerektiğiyle ilgili, hangi derslerden neleri öğrenmesi gerektiğiyle ilgili sürekli bir yarış halindeler. Yani yarış başlıyor yani. Kesinlikle. Ama bu yarışında gerçekten bilincinde çocuklarımızda. Şimdi çocuklar bilincinde de bir de aile faktörü var. Şimdi zaten aileler de bizi izliyor. Bu arada sevgili izleyicilerimiz tabii çok güzel aydınlatıcı konuşuyorlar ama yine hani biz kendinizin öğrenmek istediği yine farklı konularda olabilir. Öğrenmek istiyorsanız telefon numaramızı ben tekrar hatırlatayım. 242 alan kodumuz 345 4544 numaralı telefondan arayıp sorularınız varsa eğitimcilerimize de bu konuda için uzman olarak sorabilirsiniz diyelim. Çünkü veliler de gerçekten çok büyük bir telaş var. Hani bakıyorum bazen çevremde şimdi benim oğlum büyüdü. Bizim dönemimizde böyle yoktu. TEOG sınavı yoktu. Şimdi tabii kaç yıldır var bu arada TEOG? TEOG 4 yıl kadar. Daha önce SBS'ydi. Aynen. Ondan önce ORS'ydi. Farklı yani versiyonlarda. Ufak tefek değişiklikler oluyor. Değişiklikler oldu. Ama sistem aynı. Sistem evet aynı. Genel itibariyle. Evet. Ama bence daha güzelleşiyor. Daha çocuk özellikle daha bilinçliler çocuklar bizim dönemlerimize göre özellikle kesinlikle. Zaten çok daha bilinçliler. Şimdi tabii bu süreçte velileri de rehabilite etmek lazım. Biraz veliler çok heyecanlı ve diyorum ya acaba sınav onlar mı? Hani bir de bıraksanız bir de onlar gelecekler çocukların adına bilmiyorum. Şimdi ben gözlemlediğim bu. Bir de kendim de bu işle de uğraştığım için aynı zamanda çevremizdeki velilere bakıyorum. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir telaş böyle içerisindeler. Siz bu gözlemleriniz nasıl? Nasıl velilerle nasıl iletişimleriniz o konuda? Hanginize sorayım Volkan ben, Bey? Ben, siz böyle daha... Estağfurullah. Şimdi annelerle de sizi, anneler daha çok değil mi? Babalardan daha çok anneler. Anneler ilgileniyor tabii. Ya şöyle aslında bu ev içerisindeki durumla da alakalı. Hı-hı. Şimdi babaların ev içerisinde bir görev var. Hani çalışmak, para kazanmak, aynen. Evin idamesini sağlamak. Haliyle hani o bir de yoğun çalışıyorlar. Bir de bayanlara göre erkeklerin iş yükü biraz daha yoğun. O yüzden hani çocuklarla ilgilenme görevi maalesef biraz annelere düşüyor o noktada. Şimdi tabii aileler şey diyelim çocuklara göre daha bilinçliler aslında. O bilinç de biraz onları biraz daha böyle hırsa yönlendirebiliyor. Yani ailelerimizde biz onu görüyoruz. Sürekli işte bir de belki ilk heyecanı oldukları için yani çocukların. Hani dediğim gibi liseden sonraki üniversite sınavı sürecinde çocuklar da biraz daha bilinçlenmiş oluyorlar. O noktada ailelerin aslında baskısı biraz daha azalıyor. Şimdi hem küçük olduklarından bir de o ilk heyecan. Yani şey gibi düşünebiliriz aslında. Hani her anne baba için hani çocuklar çok önemlidir ama ilk çocuğun hani her zaman bir şeyi vardır. Biraz daha böyle bir heyecanı vardır. Bu TEOG sınavı da o ilk heyecan gibi değerlendirebiliriz. Aileler yoğun bir şekilde böyle çocukların işte sınava hazırlanmasını, ders çalışmasını istiyorlar. Tabii bu istek bazen çocukla aile arasında da çatışmalara da yol açabiliyor. Yani şimdi anne baba her zaman çocuğun iyiliğini için istese de tabii o çalışma sürecinin çocuğun da bilincinde olması lazım. Yani eğer çocuk bunun bilincinde değilse ya da aile çok büyük bir baskı altında hissettiriyorsa çocuğa kendini bu tabii ters de tepebiliyor. Doğru. Yani bu noktada işte dışarıdan bir desteğe ondan sonra ya bir danışman tabii. olabilir ya da bir psikolog olabilir ya da etüt merkezleri vasıtasıyla yani o çocuğun üçüncü kişiler tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Ters de tepebilir yani. Tabii ki. Çünkü çocuk çalışacağı varsa da aynı anne baba baskısından. Yani çalışmak istemeye edebilir. Yani o konuda da dediğiniz gibi çok önemli ailenin baskısı tabii, özellikle. Tabii bu noktada da işte bizler devreye giriyoruz. Yani bizlerin çocuklara doğru yaklaşımı, sınav bilincini ve bu sınav sonrasında çocukların neler yaşayacaklarını, bunların sonraki hayatlarında, geleceklerinde onlara nasıl bir etki edeceğini onlara doğru anlattığımız zaman tabii onların da yaklaşımı değişiyor ve ister istemez biraz daha böyle bir hırslanma ondan sonra ders çalışma
Velilerden de bize o şekilde hep geri dönüşler geliyor. Hani ne yaptınız? Soru çözüyor. Düğüne gidiyoruz biz, hadi oğlum düğüne gidelim diyoruz. Ondan sonra hayır ben soru çözeceğim diyor. Bir anda değişti çocuk. Tabii tam yani şimdi gibi. Şöyle oluyor. Ne kadar anne baba eğitimci de olsa mesela, kendi çocukları olunca çocuk ve anne baba oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani hani biz çoğu eğitimci ailede de bunu yaşarız. Yani hani, ben de bunu, anne baba öğretmendi benim de. Biz bile yaşadığımıza göre o dönemlerde aynen. Çok normal. Baba İngilizce öğretmenidir. Çocuğu 70 alır. Evet. Kişi kendinde suç arar. Yani niye benim çocuğum şey. İngilizcesi 70, yani ben yani kendi terzi söküğünü dikemezmiş misali. Şimdi ama tabii orada bakış aslında biz anne babayız yani, hani kendi çocuğumuzdan bahsedersek. O yüzden hani üçüncü kişilerin, özellikle öğretmenlerin, okuldaki öğretmenlerin ya da işte başka bir kuruma gidiyorsa öğrenci, o kurumdaki öğretmenlerinin çocuğa yaklaşımı eğer doğruysa çocuklar gerekeni alıyorlar. Doğru. Ve dediğiniz gibi az önce çocuklarımız bizim zamanımızdan çok daha bilinçli yetişiyorlar. Şimdi kendi gençliğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Bizim çocukluğumuz sokaklarda geçti, evet, top peşinde. Aynen. Çantayı biz fırlatır atardık, vallahi, top peşinde koşardık. Allah. Ama şimdi çocuklar internet, teknoloji, televizyon, uydu, yani cep telefonu, her şey ellerinin altında. Evet. Ve istedikleri bilgiye anında ulaşabiliyorlar. Doğru. Bizim zamanımızda bizim bilgimiz kendi görgümüz, kendi çevremiz tabii kadardı. Tabii. Biz yani, gözlemleyerek aynen, daha çok etrafımızı televizyonda gördüğümüz kadardı. Ama aynen. Teknoloji gelişince çocuklar şimdi sürekli bir araştırma içerisinde. Her şeyi biliyorlar. Bazen size öyle sorular soruyorlar ki şiraziniz bozuluyor. Yani sen ne zaman büyüdün, ne zaman küçüldün moduna giriyoruz yani biz de. O yüzden tabii çocuklar bu yapıda olunca bizim işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Yani doğru iletişimi kurabilirsek esas aileler bilinçliyorsun ama çocuklar da bilinçli. Ama şey oluyor mu? Şikayet ediyorlar mesela sizi. Hani artık siz bir aile gibi oluyorsunuz. Ailenin içine giriyorsunuz. Mesela hani bilmiyorum, belki bir abla gibi, öğretmen gibi, ama hani zaman zaman sizi bir abla gibi görüp böyle gelip şikayet ediyor. Benim annem bana şunu yapıyor falan dedikleri oluyor mu? Muhakkak. Hani zaten bazen hissediyorsunuz da çocukların dönüşlerinden çok baskı varsa evde, çocuk ufacık bir not düşüklüğünde veya ani bir durumda işte ağlayabiliyor, üzülebiliyor. Hmm. Hani tepkileri farklılaşabiliyor. Zaten aslında bir şey demese de bazen çocukların yaklaşımından, tavrından da bunu hissedebiliyorsunuz. Biz dediğimiz gibi eğitimciyiz ama hakikaten bizim zaten butik bir hizmet anlayışımız var. O butiklik de gerçekten çocuklarla birebir ilgi olarak devam ediyor. İşte yanılıp şaşıp bazen gülüyoruz biz de etüt merkezinde. Aysun abla diye gelen öğrenci var. Diyorum ki Aysun hocam, yok Aysun abla. Hani o kadar kanıksamış ki şimdi. Güzel. O da hoşumuza gidiyor. Hani bu kesinlikle. Şey. Yani çocuklar kesinlikle direkt. Hani aileleri gibi diyorlar ki hocam, evde ailemizden çok sizi görüyoruz. Haftanın yoğun bir temposunda çocuklar sizlerle birlikte. İster istemez siz onların dersleriyle, psikolojik süreçleriyle, aileleriyle irtibat halinde oluyorsunuz. Ya muhakkak çocukların hani aileleriyle olan yaklaşımlarından şikayet demeyelim de hani serzenişleri olabilir. Ama biz de hani hep kendimizden örnekler veriyoruz. Hani yaşadığımız süreçlerden, hani bunların nasıl düzeltilebileceğinden, işte ailelerin onlara ne kadar önem verdiği için. Kesinlikle. Aslında şey oluyor, hani aileler çok sevdiği, onun iyi olmasını istediği tabii için aslında iyi niyetle yaklaşıyor. Ama bazen dediğimiz gibi demin konuştuğum bir tık ileri gittiği zaman bu sefer baskıya dönüşünce çocuklar strese girebiliyor. Aynen. Hani bunu kompanse etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Onları filmlisiniz ama ne kadar seveceğim bir yapınız var gerçekten ikinizin de. Bunu da bence çok güzel çocuklar hissediyorlar. Ama onların da rahatlık bölgesi oluyor orası, etüt merkezi. Rahatladıkları belki evde bu stresi yaşıyorlar ama orada daha bir rahatlık oluyor. Ama tabii bu rahatlığı tabii siz tabii çok güzel hırsa döndürüyorsunuz. O da çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bunu doğru kontrol etmek, kesinlikle, doğru yönlendirebilmek önemli. Şimdi tabii şimdi sınavlarda hep böyle son dakikalar vardır ama bir süreç tabii bu. Şimdi 8. sınıfta oluyor bu sınav ama bu bir süreci var bunun. Hani bunun başlangıç süreci, mesela TEOG sınavına giren çocuklarımız için tabii size özellikle hangi yaşında, hangi sınıftan itibaren esasında bu sınavla ilgili çalışmalarını başlatıyorsunuz? Süreç nasıl işliyor? İsterseniz ben Bey, lütfen, o konuda bilgi vereyim. Lütfen. Şimdi bizim eğitim müfredatımız Türkiye'de sarmal bir yapıya sahip. Ne demek bu? Örnek veriyorum, 6. sınıfta öğrencinin her dersten elde ettiği bir kazanım var. Evet.
Bu kazanımlar, temel kazanımlar bir üst sınıfa taşınıyor. Yani 7. sınıfta öğrenci aslında 6. sınıfın bir nevi devamı gibi aynı konuları biraz daha üstüne eklenerek görmeye devam ediyor. 8. sınıfta aynı şekilde. Yani bu süreçte 6. sınıftan itibaren derslerine düzenli çalışan, disiplinli bir şekilde ödevlerini yapan, ondan sonra biraz işte farklı bir şeyler yaparak, normal derslerin dışında soru çözerek kendine bir sistem oluşturan öğrenci aslında TEOG sınavında iyi bir puan elde edebilir. Yani bu 6. sınıfta o zaman çocukların esasında siz de çalışma programını hazırlaması gerekiyor. Burada velilere de o zaman buradan bir yapalım ki hani etüt merkezlerimiz özellikle bu planlama açısından 6. sınıfta, yani bu 8. sınıfa gelip de çocuğu hani bu tür eğitimlere başlatmak çok faydalı. Faydalı olsa da yani yeteri kadar faydalı olmayacağını düşünüyorum. Tabii şöyle sıkıntılar oluyor. 8. sınıfta mesela işte TEOG gerçeğiyle karşılaşıyorlar. Evet, işte bir anda bizim işte bir yere gitmemiz lazım telaşıyla bir kurum arıyorlar, kendilerine başlıyorlar ama aslında kaçırılan bir nokta var. Bu çocuğun 6. ve 7. sınıfta eksik olduğu noktalar olabiliyor. Tabii, oraya... Yani eğer disiplinli çalışmadıysa. Şimdi TEOG sınavında öncelikle hani az önce sarmal yapıdan bahsettik ya, şimdi 8. sınıf konularını anlatırken geçmişte 6 ve 7'de gördüğü konuları da bilmesi gerekiyor. Eğer orada bir sıkıntı varsa eğer, bu noktada çocuklar 8. sınıfta gördüğü konuda zorlanmaya başlıyorlar. Haliyle başa dönmek gerekiyor. Bir müfredat var ve Kasım'da hemen 2 ay içerisinde okullar açıldıktan sonra bir karşılarında sınav, bir sınav var. Ve 2 ay içerisinde bunu toparlamaları çok zor oluyor. Ve bu ister istemez eğer bir iki derste eksiklik baş gösterdiği noktada strese ve paniğe dönüşebiliyor. O yüzden sınav kaygısı zaten yine yarınki konuşmalarımızdan bir tanesi olacak. Tabii ki. Özellikle sınav kaygısı üzerinde duracağız. Kaygının en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten bu altta yatan korkularımız, eksiklikler. Eksiklikler. Eğer onlar daha önceden toparlanmazsa dediğimiz gibi 8. sınıfta hem bir panik havası ortaya çıkıyor öğrencide. Hani ben yapamıyorum algısı oluşmaya başlıyor çocukta. Çünkü altta yatan eksiklikler var. Bu eksikler toparlanana kadar ama diğer taraftan da konular ilerlemeye devam ediyor. Ve bu panik ister istemez hem veliye hem de öğrenciye olumsuz şekilde yansıyabiliyor. Ve en kötüsü de TEOG sonucunda alacağı puana da olumsuz yansıyabiliyor. Bu birinci TEOG sınavı çocuklar için çok önemli. Yani onlar için bir moral motivasyon unsuru da. Yani bu sınavdan iyi bir puan alan öğrenci ikinci sınav için biraz daha ümitlenip, biraz daha hırslanıp, önünde de epeyce bir süre var. Yani en azından o ders çalışma disiplini sağlamak adına. O yüzden ikinci sınava biraz daha rahat hazırlanmak adına birinci sınavda iyi puan almaları önemli. Ama tabii bu panik ve bu demoralizasyon öğrencideki bu sınavdan daha olumsuz bir sonuç almaya da öğrencileri götürebiliyor. O yüzden 6. sınıftan itibaren disiplinli bir çalışma, 7. sınıf bittikten sonraki yaz döneminde genel bir tekrar, yani yaz tatili geçirerek değil de hani biraz daha böyle eksiklerini 6-7'deki gidermeye yönelik bir çalışma programıyla ve 8. sınıfta da yine disiplinli bir çalışma programıyla öğrencilerimiz bu sınavdan başarılı bir puanla çıkabilirler. Şimdi tabii her çocuk özel esasında. Hani her çocuğun sistemi, yani daha doğrusu hani söylediniz ya, bazı çocuk matematikte belki eksiklikleri var. Bunu tespit ederek mi o konuda daha çok yönlendiriyorsunuz çocukları? Yani nasıl oluyor? Mesela bir çocuk geldi. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra hani nasıl yönlendirdikleri konusunda da biraz oraya da girmek istiyorum o konuda da. O zaman reklamlar. Gerçeği bu hafta sizleri turizmin önemli merkezlerinden Alanya'ya götürüyor. Esin Besne, Alanyalı esnafla durumunu konuşuyor. Esnafın Gerçeği, pazartesi günü saat 19'da sizin için kanal ve ekranlarında.
Meltem Çarşısı Turunç Kafe. Zengin kahvaltı, kahve ve tatlı çeşitleri, pizzadan hamburgere, lezzetli yemekleriyle günün her saati şık bir atmosferde güzel vakit geçirmeniz için. Meltem Çarşısı Meltem Balıkçısı. Canlı balık satışı, restoranında en taze deniz ürünlerinden zengin menüsü ve huzur veren sevimli atmosferiyle balık keyfini en ekonomik haliyle yaşamak için. Türkiye'nin en modern halı temizleme fabrikası olarak 38 yıllık tecrübeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlığınız için kazancımızı değil, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Kurumsal işletmeciliğin adresi, sınıfında lider kuruluş, Akdeniz Halı Temizleme Fabrikası. Damla damla hizmetten modern işletmeciliğe. Akdeniz Halı Temizleme, Konya 6 Antalya. Telefon 0242 259 57 57. Akıllı domates SV7870. Güçlü bitki, yüksek sıcaklıklarda mükemmel meyve tutumu, yüksek verim. Çatlamaya dayanıklı, yuvarlak yapısı, uzun raf ömrü ve Türk damak tadına uygun lezzetiyle tüketicinin tercihi. Yurt içinden de yurt dışından da yüksek talep gören SV7870 akıllı domates yüzünüzü güldürür. 7870 akıllı domates erken güz döneminde üreticinin ve tüketicinin bir numaralı tercihi. Proto tohum üreticiye kazandırır. Etin sanat haline geldiği yer Veli Cengiz Et. Usta ellerde özenle işlenen, en güzel sofralarda ziyafetlere ilham veren en lezzetli et ürünleri Veli Cengiz Et'te. Bol ürün çeşidiyle Veli Cengiz Et yıllardır Antalya'da et severlerin ilk tercihi. Veli Cengiz Et'in marka haline gelmiş özel imalat sucukları, gerçek sucuk tadını özleyenler için özel olarak üretiliyor. Beyaz etin, kırmızı etin, sakatat çeşitlerinin hepsi de özenle işlenerek bereketli sofralarda yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Veli Cengiz Et, eti sanat haline getiriyor. Bir fide kolay yetişmiyor. Alın teri, emek istiyor. Kolaya kaçmadan sabırla çalışma istiyor. O zaman topraktan bütün bereketiyle rızık olup fışkırıyor. Bereket fide, bereketli fide. Bereket için mutlaka bereket fide sipariş formuyla birlikte isteyin. Çünkü bereketi döktüğümüz alın terinde. ...78.06... ürünümüz her zaman pazarda yerini koruyan bir ürün. Her zaman farklılığını hissettiriyor. Raf ömrü uzun olan bir ürün. Pazarda fiyat farkıyla da önde bir ürünümüz. Kalite ve güvence olarak da her zaman tüketiciye tavsiye edebileceğimiz bir üründür. Çok güzel renk vardır. Çok güzel raf ömrü vardır. Pazarda yeri oluşmuştur. Bu 78.06'nın ilerleyen yıllara kadar çeşidin devamlı pazarda yer alacağına inancımız vardır. Ve kazançlı bir üründür. Tonaj olarak çiftçimize kazandırıyor. Biz de komisyon olarak sattığımız ürünlerde kolay sattığımız için pazarda yerini rahat alıyoruz. Lezzet var, kırmızılıkla ve tonajın da tüketiciye kazandırıyor, üreticiye kazandırıyor. Kalitesiyle, lezzetiyle 78.06'ya daima güveniyoruz. Artık gezme zamanı.
İstikamet Kemer tarafıysa yakıtınızı iPad'den alın, güler yüzlü kaliteli hizmetle tanışıp uygun fiyat avantajları sayesinde sürekli alımlarda yakıt alırken bile kâr edin. iPad, LPG'de her zaman en düşük fiyat. Bundan önce izlediğiniz gibi bundan sonra da Antalya'daki her türlü olayla ilgili nalına da vuracağız, mıhına da vuracağız. Ben Nihat Toklu. Ben Ali Orhan. Hafta içi her gün 07:30-09 arasında Antalya Gündem programında sizlerle birlikteyiz. Makro'da bu hafta süper indirimler sizleri bekliyor. 25 Kasım tarihine kadar 30 lira ve katları alışverişlerinize 1650 gram tat köy domates salçası sadece 10 lira. Makro, bu ülkenin marketi. Bir dünya otel, bir dünya eğlence, bir dünya lezzet, bir dünya hareket, bir dünya macera, bir dünya heyecan, bir dünya destinasyon. Bir dünya mutluluk, bir dünya keyif, bir dünya sevgi, bir dünya tatil. Şimdi her yer size daha yakın. Sevgili izleyicimiz, Derya'cı programımız devam ediyor. Bugün efendim konuklarımız Etüt Merkezi yine kurucularından Aysun Canites ve yine Volkan Canites bizlerle. Bugün TEOG sınavını konuşuyoruz. Böyle bir başlangıç yaptık TEOG sınavı ile ilgili. Öncelikle bir hazırlanma sürecini geçirdik. Yine hani bir yayından önce tabii tam reklam arasına giriyorduk. Şimdi her çocuk özel dedik. Şimdi farklı tabii çocukların özellikleri var, yetenekleri var. Özellikle matematik öğretmenisiniz. Hani matematik de aynı zamanda bir matematik zekası farklıdır. Buna göre değerlendirme yapıyor musunuz? Çocukları ayrı olarak değerlendiriyor musunuz? Eksiklikleri nelerdir? Bu konuda TEOG sınav için ne konuda daha destek almaları gerektir diye. Muhakkak. Şimdi şöyle bir süreç. Matematikteki yönlendirmeyi öncelikle demin Volkan hocam da bahsetti. Evet. Matematik sarmal bir ders. Çocukların çoğu matematikten şikayet ederek gelir. Sevmiyorum, yapamıyorum, başaramıyorum. Ben çoğu öğrencimde şunu görüyorum. Ah hocam bu kadar kolay mıydı? Yani aslında çocuklar yöntemini nasıl yapması gerektiğini gördükten sonra biraz daha başarılı olabiliyorlar. Derse olan ilgileri artabiliyor. Biraz da bu bence Türkçeyi doğru okuyup yorumlayabilmekle ilgili. Şimdi bir öğrenciye 3 artı 5'i sorduğunuzda birçoğu 8 cevabını verir. Ama bunu problemlerde, adımlı sorularda çok daha farklı şekillerde soruyorlar. Biraz işte testlerde elemek için veya kafa karıştırmak için farklı tekniklerle soruluyor. Çocuklar okuduğunu anlayamadığı zaman burada problem çıkabiliyor. Yani aslında sadece matematik dersinde başarısız olmak, matematiği bilmemek ve ondaki eksiklikten kaynaklanmayabiliyor. Bu okumaktan, Türkçe yapamamaktan da kaynaklanıyor. Biz öncelikle çocuklara onların önceki yıllarda, örneğin bir 5. sınıf öğrencimiz geldiyse orada daha önceki yıllardan 3 ve 4'te gördüğü konulardan, 5. sınıfta geldiği yere kadar olan konulardan bir seviye belirleme sınavı uygulayarak öncelikle onların nerelerde eksik olduğunu gözlemliyoruz. İşte bu demin Volkan hocamın bahsettiği çoktan seçmeli, eşleştirme,
klasik şeklinde sorularla olur. Bunların sonucunda da örneğin matematik ve fende çok büyük bir eksiklik gözlemlediysek onlara biraz daha ağırlık vererek sınıf gruplarında olan öğrencilerimiz birebirle de desteklenebilir. Yani çocukların eksik ol yani bir derste çocuğa bildiği şeyi sürekli anlatmaktansa öncelik onun eksik olduğu alanda veya konuda ağırlık vermek çocuğu biraz daha hızlı başarıya ulaştırıyor. Zaten başarıya ulaştığını gören çocuk bir şeyi anladığını yapabildiğini gördüğü zaman çok daha pozitif şekilde derse yaklaşıyor, kuruma geliyor, arkadaşlarıyla diyaloğuna yansıyor, birbirlerine takıldıkları konularda soruyorlar. Biri matematikte iyi, diğeri inkılap tarihinde iyiyse paslaşabiliyorlar aralarında. Öncelikle muhakkak bir seviye belirleme yapmak gerekli. Çünkü her çocuğun bireysel ilgisi, alakası farklı. Matematikte çok başarısız olan bir çocuk inkılap tarihinde var öğrencilerimiz. Bakıyorum benim dahi daha elime alıp okumadığım tarih kitaplarıyla yoğruluyor bir 8. sınıf öğrencimiz var. Yani hani ilgi alanları kesinlikle demek ki fark ediyor. Ama bu çocuk matematiği yapamayacak diye bir şey yok. Orada var. Matematikte eksikliği neyse biz ona göre bireysel çalışma programlarıyla öğrencilerimizin eksiklerini kapatmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi sınavda da bir gerçek var. Şimdi tabii 20 dakikada kaç tane de ana derste? 6 tane mi? 6 tane ana dersten giriyor. Şimdi matematiği yapmama diye bir şey yok. Tabii belki tarihte çok iyidir. Tarihte bütün soruları da yapabilir ama matematikten yapmaması onun puanının tabii düşük olmasında sebep olabilir. Mutlaka. O yüzden mutlaka yani matematiği de yapmak durumunda kalıyor. Kesinlikle. Yani o da bir sınav gerçeği de çocukları baş başa bırakıyor. Ama tarihteki başarısı belki onu bir puan daha öne getirebiliyor. Şimdi tabii sınav dedik hani ilk defa yani sınav sistemiyle tanışıyor çocuklar. Hani tabii, hayatlarında ilk defa sınav sistemi tanışıyorlar. Şimdi esasında sınav öyle çok kolay bir süreç değil yani. Hani sınavda çocuk baş başa kendisiyle kalıyor. Ne anne var, ne siz varsınız. Hiç kimse yok. Ve çocuk o sınav sürecinde çoktan seçmeli yine. Şimdi o sınav sürecinde özellikle zaman yönetimi de çok önemli değil mi hocam? Çok. Yani onu nasıl planlıyorsunuz? Çocuklara bunlarla ilgili neler önerirsiniz? Şimdi 20 dakika var, 6 tane ders ve 40 soru dedik değil mi? Evet. 40 soru. Şimdi bu konuda 40 dakikada nasıl bir planlama içerisinde? Size mi şey yapayım? Şimdi bu konuda bu kamesi, şöyle, öncelikle 2 güne bölüyorlar sınavları. Yani şimdi 23-24 Kasım'da gerçekleştirilecek TEOG sınavları. Çarşamba. 2 oturum şeklinde oluyor 2 gün. Her oturumda 3 dersten sınava tabi oluyor öğrenciler. Üç ders. Yani 6 derse de aynı anda girmiyorlar. Ha, yani o da tabii çocuklar için bir avantaj. Çünkü hani 6 derse 120 soru o yaştaki bir öğrenciye biraz ağır gelebiliyor. O yüzden bunu 2 güne bölüyorlar. İşte ilk gün 3 dersten, sonraki günde diğer 3 dersten sınava tabi oluyorlar. Her dersten 20'şer soru var ve 40 dakika tabii ki süre veriliyor öğrencilere bu soruları çözebilmeleri için. Burada tabii dediğiniz gibi zaman yönetimi de devreye girmeye başlıyor. Şimdi 40 dakika ve 60 soru değil mi? Tabii 60 soru. 60 soru ve 40 dakika. Yok, her ders için 40 dakika. Her ders için. Tabii yani 1'e 2 gibi 120 dakika toplamda. Ha, 120 dakika tabii toplam. Öğrencilerin süresi oluyor. Tabii bu ilk defa sınavla tanışıyor çocuklar ve bunun için öncelikle bir hazırlık yapmaları tabii ki gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz daha önceden hani bu tür bir tabii okulda yazılı oluyor ama hani yazılılar biraz daha rahat oluyor. Yani o öğretmenlerin inisiyatifinde oluyor. İlk defa böyle zamanlı, süreli, optik formlu ve bir sonucunda ortaya bir sonuç çıkartacak ve o sonucun arkasında da öğrencilerin hayatını değiştirebilecek ortada bir gerçek var. Evet. Ve bunun için öğrencilerin hazırlıklı olması gerekiyor. Buna nasıl hazırlanmaları gerekiyor? Eğer herhangi bir dışarıdan, bir kurumdan destek almıyorlarsa her ders için evde çözdükleri soruları önlerine bir saat koyarak kendilerine de bu süre zarfında süre vererek çözmeye kendilerini alıştırmaları gerekiyor. Bu saate kadar öğrencilerimiz zamanlı soru çözmedikleri için tabii uzunca bir süre bunu başarmakta zorlanıyorlar. Çünkü bir matematik sorusunu özellikle matematikte bu biraz daha sık yaşanıyor.
dalıyorlar, oradan giriyor, onu çözemiyor, öbür tarafa geçiyor. Bir bakıyorsunuz 15 dakika olmuş, hala bir soruyla uğraşıyor. Bir de masanın başında oturtabilsek o çocukları ya. Yani çocuklar çünkü çok hareketli. Yani düşünsenize gidiyor bir ne bileyim su içiyor ya da başka bir iki bakıyor, bir telefona bakıyor falan. Yani çocukların çünkü dikkat süreleri de çok kısa. Çok. Yani o yüzden o dakikada hiçbir yere çıkmadan oturup o soruyla baş başa çözmeleri gerekiyor. Tabii. Dışarıdan destek alan öğrenciler tabii bu noktada biraz daha şanslılar. Hı hı. Yani destek aldıkları kurumlar işte deneme sınavlarıyla, işte testlerle, tarama sınavlarıyla ve bunları süreli yaparak çocukları o süre zarfında o soruları çözmeye bir şekilde zorluyorlar. Anladım. Ve bu zorunluluk öğrencilerde de bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Evet. Yani bu noktada tabii öğrencinin de kendisini biraz daha şartlaması gerekiyor. Yani o zamanla beraber o soruları çözmek çok önemli. Evet. Tabii buna uyabilirse öğrenci zaten TEOG sınavında da soruları daha iyi zamanda çözerek hatta geriye dönüp yapamadıklarını tekrar edebilme fırsatı doğabiliyor. O noktada zaman doğru kullanabilen öğrenciler de sınavda diğer arkadaşlarından biraz daha ön planda olabiliyorlar. Geçiyor. Şimdi tabii o sınavda bildiğini de bazen unutabiliyor çocuklar. Kesinlikle. En kötüsü de o işte kaygı, o sıkıntı. Yani onları yaşayan mesela çok ekstra böyle hani sıkıntı yaşayan çocuklarımızla nasıl şey yapıyorsunuz? Onları nasıl yönlendiriyorsunuz? Öncelikle ben öğrencilerimize şunu da tavsiye edeceğim. Mesela tüm bu sınava girecek gruplar için geçerlidir. Bir soruya takılır. O 15 dakika uğraşmamasını öneriyoruz. Yani bir soruyu yaptı, o soruyla ikinci kere uğraşsın ama üçüncü kere uğraşmasın. Yani. O soruyu bıraksın, yuvarlak içine alsın, bir sonraki soruyu. Çünkü o vakit kaybında zaten demoralize oluyor. Eyvah yapamadım diye bir panikleme durumu gelişiyor. Bu durumu yaşamamak için diğer yapabildiği soruları yapıp vakit mutlaka kalıyor zaten. TEOG çok zor bir sınav değil. Ve motivasyonu düşürmemesi lazım. Yapamıyorum deyip de o soruya takılıp da o sürekli orada kalırsa diğer soru zaten bildiği soruları da yapamayacak. Aynen. Yapabileceklerinin önüne geçmemesi için öncelikle en büyük tavsiyemiz o. Yani yapamadığı soruyu ikinci kere uğraştıysa üçüncüye muhakkak boş bırakıp diğer sorulardan devam etmesine fayda var. Anladım. Bizler için bile öyle Derya Hanım, yetişkinler için. Baktığımız zaman bazen önümüzde bir sorun oluyor. Harikasın. Mücadele ediyoruz o sorunla. Aynen. Ama o anda çözemiyoruz. Yani o sorunun bir çözüm zamanı var. Tabii. Yani onu çözemememiz belki bizim deneyimimizin o anda olmamasıyla alakalı. Ya da o çözümün o anda o şartları sağlayamıyor olmasından kaynaklı. Yani biz ona girdikçe böyle işin içinde boğuluyoruz. Aslında öbür taraftan giden bir şeyi de kaçırıyoruz. Evet. Bir de körlük oluşuyor. Şimdi biraz sonra sizden sonra astroloğumuz gelecek. Ferdi Bey'le de bu konuyu konuşacağız. Özellikle tabii bazen öyle bir şey oluyor ki akışına bırakmak lazım hayatı. Çok kesinlikle. Böyle üzerine gittiğimiz zaman esasında tıkıyoruz bazı şeyleri de. Yani biraz böyle sakin bırakmak lazım. O zaman daha enerjimizi çünkü çok yoğunlaştırdığımız zaman burada negatif enerjiler de onun üzerine geçti mi eyvah eyvah ondan sonra hiçbir şey çözüm olmuyor zaten. Ama sonra tekrar döndüğümüz zaman değil mi, o soruna bakıyoruz ki diyoruz biz bunun için niye üzülmüşüz diye. Kesinlikle. Hayat da böyle. Kesinlikle. Aslında çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Şimdi orada etüt merkezinde bir farkındalık yaratıyorsunuz insanlara. Sonuçta sadece sınav değil hayat. Hayata öğretiyorsunuz. Hani burada da en güzel şekilde çocuklara bir yol haritası çiziyorsunuz. Şimdi sınavla ilgili etüt merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunduk. Ama düzenli bir şekilde gelinmesi lazım. Yani 6. sınıftan itibaren çocuklarımızın burada bu eğitimlere başlaması lazım diyorsunuz. Çünkü 3 sene gibi bir süreç var. Zaten 8. sınıfta buna giriyorlar. Ama çocuk kendini bu konuda değerlendirebilip o konuda eksikliklerini tamamlaması gerekiyor. Sınava da rahat rahat girmesi gerekiyor. Bir de şimdi eğitim sınav oldu diyelim. Bir de tercih süreçleri var. Tercih süreçlerinde neler yapılmalı? Çünkü o da çok önemli değil mi? Çocuklar tercihlerde biraz kafaları karışıyor ya da aileler işte şuraya mı gitsin, buraya mı gitsin? O süreçlerde nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Tabii şimdi burada öncelikle aslında öğrencinin hedefi ne? Evet. Yetenekleri ne? Ona bakmak lazım. Yani bazı öğrenci oluyor işte sökmeye, takmaya yani bu tür elektroniğe ilgisi olabiliyor. Çok iyi bilgisayar kullanabiliyor, bilgisayarda araştırma yapabiliyor. Ya da az önce Aysun Hoca'nın dediği gibi tarihe çok meraklı olabiliyor. Sürekli o yaşta hani bizim okumadığımız tarih kitaplarını okuyabiliyor. Hani bu noktada öncelikle çocukların yeteneği hangi noktada? Yani hani
her öğrenci ister hani iyi bir Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne gideyim, oradan oraya geçeyim ama aslında amaç tabii ki amaç o olmamalı. Amaç çocuğun kendi yeteneği, kendi hedefleri, ruh dünyasına göre bir gerçeğe, bir yola teşvik edilmesi, yönlendirilmesi. O noktada da işte bizler onlara rehber olmaya çalışıyoruz. Öncelikle o çocukların yeteneklerini fark edip o yeteneklerine göre hem çocukları hem de aileleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Sonrasında TEOG sonrası zaten ortaya puanları çıkıyor. Ve o puanlar noktasında da eğer tabii aile ve öğrenci de hani bu çocuğun yeteneği doğrultusunda bir yere gitmesini isterse, şimdi ailelerimizde de bizim bir şey var. Yani hani benim hep çocuğum işte Fen Lisesi'ni kazansın, Anadolu Lisesi'ni aileler kazansın. Aileler kendi aralarında da yarışıyorlar hiç kimse burada. Meslek lisesine gitmesini istemiyor kesinlikle çocuğun. Doğru. Yani meslek liselerimiz aslında biraz şey, ailelerin gözünde hani böyle düşük. Evet. Ondan sonra hani yeteneksiz öğrencilerin gittiği yer gibi gözüküyor. Ama aslında baktığınız zaman bizim çocukları ileride çok daha iyi yerlere taşıyacak meslek liselerimiz var. Evet. Ve çocuk kendi yeteneğiyle doğru orantılı bir meslek lisesine girerse o çocuğun geleceği çok daha farklı olabilir. Yani hepimiz mesela yaşamışızdır. Üniversite sınavına kazanıyoruz, bir yerlere gidiyoruz ve belki de çoğumuz kazandığımız bölümün dışında başka işler yapıyoruz. Mutsuz oluyoruz sonradan. Mutsuz oluyoruz. Yani hani aslında yani bu yaptığımız işi esasında mesleğe çoğu kişi yani bakıyorsun çoğu kişi kendi mesleğini yapmıyor. Yapmıyor. Aslında bizim gelmek istediğimiz nokta da bu. Hayır. Yani hani öncelikle çocukların yetenekleri ne? Onu bir görmek lazım. Aslında ailelerimizin de bu noktada biraz çocukları daha ileriye iyi bir noktaya taşımaktan ziyade hani onları yeteneklerine göre bir yere taşımaya yönlendirmeleri gerekiyor. Bizim ilk yapacağımız bu oluyor. Evet. Ama tabii ki sonucunda kararı veren aileler, çocuklar hani biz kendi görüşlerimizi, izlenimlerimizi ailelerle, çocuklarla paylaşırız ama tabii ki karar süreci onların kendi elinde. Kendidir. Eğer onlar da bize o noktada tamam derlerse biz tabii ki çocukların tercihlerinde onları, onların yetenekleri, istekleri, hevesleri doğrultusunda bir yer konusunda yönlendiriyoruz. Tabii. Ama çok güzel bir noktaya değindiniz ki ben sizin bu farkınız oldum. Şimdi bir soru soracaktım ben size. Esasında sizin etüt merkezinizin farkı ne diye soracaktım. Bence siz bunun cevabını baştan verdiniz. Hani her eğitimcinin bu farkı hissetmesi lazım. Ben hep onu diyorum. Zeka evet çok önemli ama yetenekler çok çok daha önemli. Çocuklarımızın doğru yerlerde olmasını eğer istiyorsak onların yeteneklerini çok iyi belirlememiz lazım. Ben kendi oğlumdan örnek vermek istiyorum. Benim oğlum da bilgisayarcı ama ben de meslek lisesiyle bilgisayar bölümüyle ilk önce başladı. Sonra üniversite yine bilgisayar bölümüyle tamamladı. Çocuk biliyordu. Çünkü bilgisayar bölümüyle ilgili ben onun farkındaydım. O becerisinin de olduğunu farkındaydım. Ama bunu doğru yaptığımı bir kez daha şimdi anlıyorum. Yani meslek liselerinin özellikle size. Tabii ki meslek liselerinin özellikle gerçekten çok değerlendirilmesi gereken alanları var. Bu konuda çocuklarımızı özellikle eğitimcilerimizi önce bırakıp onların eğitimci gözüyle değerlendirdikten sonra bence hayata hazırlanmalar açısından da bir hazırlığını yapıldıktan sonra meslek liselerine yönlendirmeleri gerekiyor. Yine de hani bir farkımız olarak ben bunu hissettim ama yine de sormak istiyorum. Şimdi bir etüt merkezi işletmecisiniz. İkiniz de sonuçta bir eğitimcisiniz ama farkımız nedir? Mesela böyle bir sizin sloganınız ya da diğerlerinden çünkü birçok etüt merkezi var. Farkınız nedir? Ya bizim öncelikle eğitimdeki hedefimiz başarı. Başarı. Evet. Kesintisiz. Ama biz bunu yaparken işin içine sevgimizi ve özverimizi koyuyoruz. Yani eğitimci kimliğimizi ön planda tutuyoruz. Aynen. Çünkü tabii ki çocuklar için bu bir ticarethane olarak görülebilir eğitim süreci ama değil. Yani öncelikle orada çocukların geldiği kurumda mutlu olması, o mutluluğun sonucundaki derslerinde, sınavlarında başarı sağlaması, ailelerin bu başarıdan mutlu olması ve o çocukların arayıp da hocam ben şu Anadolu Lisesi'ni kazandım, ben buraya gittim demesi paha biçilemez. En güzel mutluluk kesinlikle. Bizim farkımız özverimiz, sevgimiz. Şimdi o zaman isim de çok güzel. Bir isminiz var, onu da alalım. Şimdi size ulaşmak isterseniz sizin farkınızı görüp de mutlaka çünkü bence etüt merkezleri çocuklar için çok doğru adresler. Çünkü anneler çalışıyor, aileler çalışıyor genelde. Anneler özellikle evde değil. Çocuk eve gidince bir böyle bir kendini boşlukta hissediyor değil mi? Çünkü okuldan sonra gidip orada yine eğitimi tamamlayabileceği hem bir aile ortamında çok güzel hem sosyal faaliyetlerle beraber sanırım aynı zamanda yapıyorsunuz. Bunu tamamlayabilecekleri bir merkez. İsmini alayım buyurun. İsmimiz
Elma Kurdu Etüt Merkezi. Elma Kurdu, evet. Şimdi o zaman size ulaşılabilecekleri adres olarak hangi bölgedesiniz? Biz Tahılpazarı Mahallesi'ndeyiz. Şarampol Caddesi'nde. Şarampol Caddesi'nde size gidebilirler. Evet. Bir de telefon numaranızı alalım bir kez. Buyurun. Tabii. 242 alan kodumuz. Hı hı. 243-2440 telefon numaramız. Telefon numaramız. İnternet adresinden ulaşmak isteyenler için buyurun internet adresinizi de alalım. Tabii ki. İnternetten de bize ulaşacak olan velilerimiz www.elmakurdu.com.tr adresinden bize ulaşabilirler. Evet, buradan özellikle sizin gibi böyle gerçekten sevecen, içinde başarılı eğer eğitimcilerle buluşturmak istiyorlarsa, çocuklarını başarı eğer odaklarsa, ki başarı hayatımızda gerçekten çok çok önemli. Mutlaka. Bunun tadını aldıktan sonra zaten hiç vazgeçemiyorsunuz. Aynen. Hayatınız boyunca bu tatla, bu lezzetle yaşamak istiyorsunuz. Başarıyı hissetmek, bunu, bu tadı ilk sizde almaları çok çok önemli. Bunu da çok güzel hissettireceğinize inanıyoruz. Çok güzel teşekkür bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz bilgilerimiz için aynı zamanda. Böyle çok güzel değerli bilgiler verdiniz. Son olarak söylemek istediğiniz ufak şeyler varsa bir reklama gidelim. Buyurun. Buyurun siz Volkan Bey. Şimdi çocuklarımız zorlu bir sürece giriyorlar. Yani evet. Aslında ilkokuldan itibaren çok zorlu bir sürece giriyorlar. Ve bu süreç içerisinde işte ailelerin bahsettiğimiz çalışmasından, çocuklarla çok fazla ilgilenememesinden dolayı, hı hı, okullarımızda bazen sınıflarımız kalabalık oluyor. Yani öğretmenlerimiz o kalabalık sınıflarda her öğrenciyle özel iletişim kuramayabiliyor. Ve çocuklar belli bir aşamadan sonra bazı derslerde kendilerini eksik hissedebiliyorlar, zorlanabiliyorlar. Ve bu noktada bir onlara yardımcının olması, evet, gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu noktada tabii, hı hı, yani ilkokul, ortaokul öğrencilerinin için etüt merkezlerinin, hı hı, önemi biraz daha ortaya çıkıyor. Artık. Bu noktada bizim de amacımız çocuklara, az önce sizin de dediğiniz gibi, yani böyle doğal bir ortamda, sağlıklı bir ortamda, onların mutlu olabileceği, öncelikle, hı hı, keyifle gelebilecekleri bir ortamda, onların eksikliklerini, ders konusundaki eksikliklerini fark ederek o noktada onları doğru şekilde yönlendirebilmek için çalışıyoruz. Evet. Bu noktada temel amaçlarımız da öz değerlerimizden de ödün, evet, vermemek. Ve onlarda saygı çevreye karşı, doğaya karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı o saygı ortamını da kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii. Biz ne kadar bir eğitim kurumu olsak da aslında öbür taraftan da çocukları sosyal anlamda da doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü kesinlikle. Öğretmenlerin zaten görevi burada da kesinlikle başlıyor. Ben burada öğretmenler gününüzü de şimdiden kutluyorum. Evet, daha teşekkür ederim. Nice yıllar inşallah ben de burada olurum. Sizlere böyle daha tecrübelerinizle, inşallah daha çok başarılarınızla daha farklı noktalarda da konuk almak dileğiyle diyeyim efendim. Teşekkür çok teşekkür ederim. Reklamlar. Esnaflar, memurlar, işçiler, emekliler, gençler, ülkemizde yaşayan yerleşik yabancılar. Merak ettiğiniz her konuda Selim Erol'la Sosyal Güvenlik Saati'nde ben de buradayım. Selim Erol ile Sosyal Güvenlik Saati Salı günü saat 20'de canlı yayında sizin için Kanal V'de. Okullar açıldı, kırtasiye ihtiyaçları arttı. Öğrenciler, veliler, ofis ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler. Kırtasiye çeşitleri, eğitim araç ve gereçleri, ofis ihtiyaçları. Kısacası aradığınız her şey Antalya Kırtasiye'de. Üstelik okul ürünlerinde %20 indirim. Birbirinden özel markalı ürünlerimiz ve uygun fiyatlarımızla sizleri Antalya Kırtasiye'ye bekliyoruz. Antalya Kırtasiye, sizin kırtasiyeniz. Telefon 335 30 23.
Türk hamamı, tuz odası, sauna, çamur banyosu, kese köpük masajı, uzak doğu masajı. Hepsi bir arada Feloit Antalya çamur banyosu ve spa'da. Dilerseniz bütün bu hizmetleri VIP suitlerimizde paket olarak da alabilirsiniz. Feloit Antalya, Expo'nun hemen yanı başında yukarı koca yatak kavşağında. Feloit Antalya'da kendinize bir iyilik yapın. Bir fide kolay yetişmiyor. Alın teri emek istiyor. Kolaya kaçmadan sabırla çalışma istiyor. O zaman topraktan bütün bereketiyle rızık olup fışkırıyor. Bereket fide, bereketli fide. Bereket için mutlaka bereket fide sipariş formuyla birlikte isteyin. Çünkü bereketi döktüğümüz alın terinde. Başkentinden de bu hafta Fahri Konsolosluk ve Turizm ilişkisi konuşulacak. Turizmci Yeliz Gülegen'in konukları Kosova Fahri Konsolosu Kaan Kavaloğlu'yla Litvanya Fahri Konsolosu Mine Okudurgül olacak. Turizmin başkentinden yarın akşam saat 21'de canlı yayında Kanal V'de. Yeni Porçöz ekstra güçlü yağ çözücü en zorlu yağları bile ovalamadan çözüyor. Oysa bakın bilindik yağ... Bir dakika ya. Ben yine mi kaybeden taraftayım? Ay dur bakacağım. Ya öteki ne ya? Öteki ne? Yine niye beni ötekileştirdiniz ya? Ben bunları hak edecek ne yaptım size ya? Porçöz'den yepyeni bir ürün. Çamaşır suyu katkılı Porçöz ekstra güçlü yağ çözücü. Deneyen her 10 kadından 9'u beğeniyor. Ekstra güç için çözüm Porçöz'üm. Pırıl pırıl oldu. Ay yok vallahi ben dayanamıyorum artık. Makro'da bu hafta süper indirimler sizleri bekliyor. 25 Kasım tarihine kadar 30 lira ve katları alışverişlerinize 1200 mililitre Finish Klasik Jel sadece 11 lira. Makro, bu ülkenin marketi. Kataloglar ve insertler mutsuz. Davetiyelerin ise yüzü gülmüyor. Faturalar, ekstreler, dergiler ve promosyon malzemeleri gibi toplu gönderilerinizin derdi çok büyük. Mutsuz gönderileri Ajans Pres Kurye'ye emanet edin. Adresli ve adressiz tüm toplu dağıtımlarda Ajans Pres Kurye'nin GPS ve fotoğraf destekli teknolojik altyapısıyla online takip ederek gönderilerinizi mutlu edin. Nakliyeden etiketlemeye, paketlemeden teslimata kadar tüm ihtiyaçlarınıza çözüm üreten Ajans Pres Kurye ile artık gönderileriniz emin ellerde ve güvenle gideceği yerde. Ajans Pres Kurye. Mutlu gönderiler. O kanadı kırık bir kuştu, beyaza vurulmuştu. Kimseler görmedi bir başka renk sevdiğini. Aşkın ilk hali mutluluk, ikinci hali heyecan, üçüncü hali yalnızlık ve hüzün ve son hali ise şiir haliymiş. Efendim, aşkın şiir halinde büyük üstadların, şairlerin şiirlerine nefes olmaya çalışıyoruz. Ve aşkın şiir halinde duygulara tercüman oluyoruz. Aşkın şiir hali her salı akşamı saat 22.30'da Kanal V ekranlarında. Görünüşünüzdeki puslanma, bulutlanma katarak habercisi olabilir mi? Güneş ışığı katarakt yapar mı? Hangi besinler kataraktan korur? Katarakt ameliyatındaki son gelişmeler neler? Bu soruların yanıtı Operatör Doktor Güray Gündüz'ün katılımıyla sizin için Çok Yaşa'da. Çok Yaşa, çarşamba günü saat 9'da canlı yayında Kanal V ekranlarında. Yalnız buralar gerçekten gezip görülecek yerler. Çünkü bunlar Türk turizminde çok önemli. Ekranların sevilen yüzü gazeteci Ali Orhan yepyeni programı Dere Tepe ile Kanal ve izleyicileriyle buluşuyor. Ayağına siz mi bastınız yoksa? Tabii ki de. Ben daha uyanığım çünkü.
Ali Orhan Lazaloğlu köyden kente, dere tepe geziyor, üreticiden tüketiciye herkesin sesi oluyor. Birbirinden özel yol hikayeleriyle Ali Orhan'la Dere Tepe her perşembe saat 22.30'da Kanal V ekranlarında. Haftanın 3 günü Ferdi Bey ile medyum astrolog Ferdi Bozduman'la beraber olacağız. Yine her pazartesi programımız olarak programlamıştık ama haftanın 3 güne çıkardı. Sizdeki yoğun özellikle istek üstüne de bu arada devam edecek programımız. Bugün efendim konumuz çok yine farklı bir konuyla beraberiz. Konumuz nazar ve büyü. Özellikle astrolojik haritada nazar ve büyüyü nasıl tespit ediyoruz? Bunları özellikle korunma yöntemleri üzerinde biraz konuşacağız. Bu da hayatımızda gerçekten nazar çok sık rastladığımız bir durum. Bunlar üzerinde konuşacağız. Yine ilerleyen dakikalarda da özellikle çocuklarımıza şu son günlerde yaşadığımız maalesef sıkıntılı süreçte özellikle astrolojik açıdan tacizleri biraz konuşacağız. Bakalım çocuklarımızın tacizlerini nasıl, bu konuda nasıl koruyabiliriz onları. Bu değerli bilgileriyle bugün bayağı meraklı, güzel bir konuyla beraber olacağız efendim. Yayınımız başlıyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili yayınımıza. Derya. Nasılsınız? Çok iyiyim Derya'cığım. Tabii zaman zaman üzücü olaylar oluyor. İnsanı üzen olaylar yaşanıyor ama insanlarımızın umutlarını hiçbir zaman tüketmemeleri gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü umudumuz tükendiği zaman yaşam da bitmiş bir hale geliyor. Bazen insanı engelleyen bazı süreçler oluyor önünde. Onları ileri gitmesini engelleyen bazı tıkanıklıklar yaşıyorlar. Bugün bunlara değineceğiz aslında. Evet. Bunlar nasıl oluşuyor? Bunları konuşacağız. Aynen. Bazen farkında olmuyoruz değil mi? Bir şeyler böyle gitmiyor hayatta. Hı-hı. Hani ama bunların sebebini bilmiyoruz. Ama maalesef nazar ve büyü diye bir gerçek Hı-hı. var. Şimdi, bu da olağan bir şey. İnsanların yüzyıllardır uyguladığı, yüzyıllardır yaptığı ve çeşitli bölgelere ve kavimlere göre değişen, coğrafyaya göre değişen büyüler vardır. Polonya büyüleri başkadır. Afrika büyüleri çok başkadır. Güney Amerika büyüleri çok başkadır. Bunun yanında zaten büyüyü ret etmek demek, kutsal kitapları ret etmek demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'i ret ediyorsunuz siz. Bir Hristiyan büyüyü ret ederse İncil'i ret eder. Bir Yahudi büyüyü ret ederse kendi kutsal kitabı olan Tevrat'ı ret eder. Ona inanmıyorum demektir bu. Büyü tüm dinler tarafından onaylanan, etkisi çok kuvvetli, tesir alanı çok kuvvetli bir sistemdir. Bunun içinde geçici olanı vardır, kalıcı olanı vardır mesela. Şimdi bazı insanlar işte biz hacamat yaptırıyoruz. Hacamat 50 yıllık büyüyü bozuyor diyorlar. Hacamat negatif enerjileri vücuttan bir nebze alıp atabilir. Vücudun dengesini yerine getirebilir. Ama hiçbir şekilde 50 yıllık büyüyü bozamaz. Çünkü büyüyü yapmak size çok kolaydır. Ama bozmak neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Özellikle kişiler arasında günümüzde aldatma olaylarının Türkiye'de bu kadar artmasının sebebinde büyünün bu kadar etkin olması rol oynamaktadır. Cinsel olarak eşin kendi karısına ilgi duymaması ya da kadının kendi erkeğine ilgi duymamasının en büyük noktalarından birisi kişilerin cinsel çakralarının, cinsel sistemlerinin, sisteminin aileye ve eşe karşı bağlanmasından gelmektedir. Cinsellik çok önemli bir olgudur. Evet. Bunu yıllardır konuşuyorum, yıllardır dile getiriyorum. Binlerce çalışma yaptım, binlerce harita okudum, binlerce farklı çalışmalar yaptım ve birçoğunda bunu tespit ettim zaten özellikle. Kişinin iş hayatını bitirebilir, darmadağın edebilir. Harut ve Marut adlı iki tane melek tarafından insanoğluna öğretiliyor.
Harut ve Marut. Zaten kimilik? Mitolojide de geçer. Hı-hı. Tüm dinsel mitolojilerde ve dinsel kitaplarda kendilerine yer verilir. Zaman zaman bunların insan olduğu da düşünülmektedir. Hı-hı. Ama mitolojik olarak bir hikayede özellikle insanların adaletsizlik yaptıkları dönemlerde insanlara savcı olarak tayin edildikleri, hı-hı, dile getirilmektedir. Ama insanlar şehvetlerinden dolayı zaman zaman yanlışlara kapılabiliyorlar. Zaman zaman ters etkiler içine girebiliyorlar. Bu yüzden bazen farklı olmayan, yasaklı, doğru olmayan yasaklı kapılardan geçerek başkalarının hayatlarına zarar da vermek istiyor olabiliyorlar. Hı-hı. İşte filanca insanın işi darmadağın olsun. Hı-hı. Bunu isteyen birisi bunu başarır. Ama burada bir yasa vardır. Hı. Bu yasada kişi bir süre sonra çok ağır imtihanlarla sınava tabi tutulabilir. Yaptıran insan da darmadağın olabilir. İşte karısından ayrılsın. Bu merak ayrılsın. Etkisi gibi. Karısında, evet, karısından ayrılsın. Sadece aklına ben geleyim. Karısıyla, hı, bir münasebette bulunmasın. Şimdi ciddi travmatik ilişkilerin yaşandığı bir toplumda yaşıyoruz, evet, artık. Maalesef. Hani her şeyi böyle ekranlara çıktığım zaman da bunu yapan basından çok arkadaşlarım oluyor özellikle. Ben dile getirmiş olduğum zaman yok artık, olmuyordur, bilmem ne deyip, oysa kendi etraflarında, kendi hayatları içerisinde birçok dostunun aynı şeyleri yaşadığını, hmm, kameralar arkasında kulislerde konuştuğumuz oluyor. Bu ikiyüzlülüğe gelemiyorum tabii ki. Aldatmaların bu kadar çok olmasının sebebi insanların büyüye daha çok başvurmasını sağlıyor. Hmm. Mesela bir kadın düşünün, evli bir adamla beraber günümüzün en çok yaşanan sıkıntılarından birisi. Doğal olarak o adamın karısıyla olan tüm bağlarının kopmasını ve tüm arzusunun kendisine gelmesini isteyebiliyor. Bencillik gibi. Maalesef. Bu bir bencillik. Aslında yuva yıkanın yuvası olmaz derler. Bu tarz insanlar da zaten hayatı boyunca istedikleri erkekle evlenemiyorlar, istediklerini elde edemiyorlar. Tam yolunda giderken bir yerde bir şeyler tepe taklak oluyor. Kendileri yine yıllarını kaybetmekle kalıyorlar. Aynen. Şimdi iş gereği çok küçük yaştan beri yani Allah bana bu işi yapmamı yazdı. Evet. Bu iş benim alnıma yazıldı. İnsanlığa, hı hı, Yaradan'a hizmet etmek bana yazdırıldı Rabbim tarafından. İlk kitabım Burçlar 2008, hı hı, Ferdi Bozduman, evet, bir dergi ile beraber verildi ve Diyanarlar'da, hı hı, tüm kitapçılarda, işte büyük marketlerde yılın kasadan en çok geçen dergisi ve kitabı oldu o yıl. Ve bana beni gecekondulardan alarak, beni yoksul bir aileden alarak bana açılmayacak kapıları sonuna kadar açma fırsatı verdi. Burada burçlar hakkında, önce bu burçlarla ilgili bir kitabım, bir benim şey 2008 yılını anlatan bir kadın dergisi için, dünyada tanınan bir kadın dergisi için hazırladığım bir dergi için hazırladığım bir, evet, kitaptı benim. Ve mucizelerle geliyor. İçinde burçlar hakkında kadınların bilgiler var sanırım. Aşk hayatlarında yapması gerekenler, 2008'de maddi hayatları ve çok tespitlerini yaparak, 2000, yıla yönelik bu sene hazırladım. 2017 için var mı bir program? Bu sene böyle bir şey hazırlamadım. Ondan önceki seneler de hazırlamadım. Çünkü o kitaptan sonra çok teklifler geldi, evet, bana. Ama benim nasıl desem size, durgun bir hayattan hareketli bir hayata fırlamamı sağladığı için sonrasında da zaten, bravo, kitap hazırlamak istemedim bir, evet, daha. Kitap yani, bir süreç tabii. Bir tane süreç daha şimdi çıkacak olan bir kitabım var. Hazırlıkları, heh, sürüyor. Ama o biraz daha mesleğin ilerleyen zamanlarında olabilecek, evet, bir şey. Şimdi nazar da aynı, evet, şekilde beni bir seyirci izleyip benle ilgili bir düşünce geçirdiği zaman, hmm, onun enerjisi iyi de olsa bana tesir ediyor, evet, kötü de olsa bana tesir ediyor. Bu yüzden maşallah kelimesi, maşallah, kullanılmıştır. Maşallah'ı kullanmak gerekiyor. Özellikle işte 2-3 yıldır elimi neye assam elimde kuruyor diyor. Hı. Erkek danışanlarım çoğu zaman bana gelip bunu söylüyorlar. Evet. Kadın danışanlarım bana bunu söylüyorlar. Hı.
büyük olasılıkla hayatlarında bakmış olduğumuz zaman kare açılardan, karşıt açılardan bir dışsal müdahalenin olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Bu dışsal müdahalede de büyünün etkisi evet. söz konusu oluyor. Hı hı. Tabii çeşitli tılsımları var, çeşitli hı hı. noktaları var ve bu tılsımları nasıl desem size, doğru kullanabilmek varken, doğru kullanabilmek varken kötüye kullanmak çok yanlış. Evet, maalesef. Yani doğru kullanmak lazım. Şimdi şunu bir açıklamasını yapalım. Hı-hı. Şimdi büyü ve nazar var ama tabii Hı-hı. şimdi birçok bu işte uğraşan maalesef etrafımızda yanlış insanlar da i̇nsanlar var. Şimdi bunun öncelikle siz bile evinizde büyü yapabilirsiniz isterseniz. Evet. Hani, bu kadar basit. Tabii bir de bunu, ama büyüyü bozmak çok zor. Tabii bir de bunu hani insanların hayatına şu şekilde de giriyor. İnsanlar benim hayatımda büyü var mı deyip hani farklı insanlara da başvurabiliyorlar. Öncelikle biz bunu astroloji ilmine göre değerlendiriyoruz. Onu hmm. öncelikle bir açıklamasını yapmak istiyorum. Evet, çünkü biz bunun göre, bir kişiye bakıp biz senin büyün var mı yok mu diye doğum haritasında. Şimdi mesela telefon bağlantıları alacağız biraz sonra. Telefonumuz gelmiş bile. Evet, telefonu alalım. O zaman tamam. Alo. Ve sözümüzü unutmayalım. Evet. Alo, merhabalar efendim. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Antalya'da tebrik ederim yayınınız için size. Ay, teşekkür ederiz. Ne güzel, beğenilerek izleniyoruz demek ki. İsim tekrar alabilir miyim? Nesibe Güçlü, Antalya. Nesibe Hanımcığım, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Ferdi Bey'le programımızı, özellikle hafta içerisinde artık haftanın 3 günü Ferdi Bey sizlerle olacak. Evet, evet. Özellikle onu takip ettiğim için aradım. Kendisine tamam. de mesaj attım. Çok tebrik ettiğimi söyledim. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim, sorunuzu alalım isterseniz. Tabii. Kusura bakmayın. Hocam... Merhaba canım öncelikle. Ben... Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bir haftanın olmasını temenni ediyorum. Senin için ne yapabilirim? Şimdi benim her attığım iş nazardan dolayı bilemiyorum. Başlamadan bitiyor. Doğum tarihin gün ay ve yıl olarak. Evet, 14.06.1988. 14. 06.1988. 1988. İkizler evet. Burcusun. Doğum saatini biliyor musun? 8.15 Bulgaristan doğumluyum. Ha, Bulgaristan şehri çok önemli. Hmm. Lütfen doğduğunuz şehirleri bildirin. Bir de son olarak senin adını alacağım canım. Ben göremiyorum şu Nesibe, an seni. Nesibe Güçlü. Tamam, adı önemli. Anne Nesibe. Adı nedir? Bir dakika. Birgül Hanım. Evet. Biraz bekleteceğiz. Evet. Şimdi bakmış olduğumuz zaman üzerinde yaklaşık olarak 1,5 yıldır elini neye atıyorsan elinde patladığı evet. gözüküyor. Duygusal evet, olarak da travmalar yaşıyorsun. Duygusal olarak o kadar kafan çok karışmış ki özellikle artık umudunu yitirme derecesine gelmişsin. Doğru mudur? Evet. Çok doğru. Gözyaşları görüyorum. Kendini o kadar böyle ifade edemiyorsun ki, kalabalığın içindesin. İnsanlarla berabersin. Ama sürekli bir şey senin şu anda tutuklanmana sebebiyet veriyor. Evet. İletişim kanallarını kapatmışlar canım senin. Evet. Üstünde bir negatif enerji var. Evet. 40 yani büyü var. Negatif enerjini artık büyü demiyoruz. Negatif enerji negatif diyoruz. Enerji. Yeni evet. modern çağın şifacıları evet. olarak. 41 nas okuyorsun. 41 felak okuyorsun. 41 nas, 41 felak. Felak. Yani. 41 tane ayetel kürsü. Ondan sonra gidip Aktar'dan çördük otu alıyorsun. Ne otu? Çördük Anladım. Otu. Çördük. Çorbuk. Aktarlar bilir. Bir de almadı ismi. Çördük. Çördük otu. Tamam. Çördük. Tamam. Zaten programdan tekrarını da izleyip indirebilir kaçırırsa. Tabii tabii. Tekrar çördük edeceğim. Otunu aldıktan sonra yıkanacağın suyun içinde bunu demlendiriyorsun. 7 gün boyunca yıkanıyorsun bununla. Sonra bir 15 gün sonra bir daha yıkanıyorsun. Ama ilk yıkanmaya başlarken burayı yazıyorsun canım. Kutsal çördük otu. Evet. Üstümdeki tüm yazdım. Negatif enerjileri ve büyüleri temizle yazıyor diyorsun. Hı hı. Kutsal çördük otu, üstümdeki kutsal tüm çördük. Negatif enerjileri evet. ve büyüleri temizlenmesine niyet ediyorum diyorsun. Niyet ediyorum. Bunu düzenli olarak yapmanı tavsiye ediyorum. Çünkü geçici bir şey üstündeki. Hı. Kalıcı bir şey değil. Kalıcı bir şey olmuş olduğunda müdahale etmek, daha farklı Hı. şekillerle müdahale etmek gerekiyor. Ama bu
hanımefendiye bir erkek tarafından yapılmış, bir erkekten geçmiş bu. Farklı bir konu için yapılmışken kişinin hayatını birçok konuda ters etmesini sağlamış. Çalışıyor musunuz evet. Nesibe Hanımcığım? Yok, çalışmıyorum. Bu demek iş hayatını da etkiledi. Çünkü iş hayatını da etkiledi. Bütün hayatınızı etkilemiş. Evet, çok. Diyelim inşallah bütün negatif enerjinizi... Güzel hayırlı bir kapının açılmasını ümit ediyorum. Bir de çok bu sıralar çok daralıyor, boğuluyor olduğu yerde. İnsanlar içinde olurken sakinleşiyor ama yalnız kaldığında özellikle bu bölgede kalp tarafında büyük bir sıkıntının ve bir boşluğun geldiği gözüküyor kendisine. Evet. Bu kadar. Evet. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi iletiyorum canım benim. Görüşmek üzere Nesibe Hanımcığım. Biz izleme devam edelim diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ses tonundan dürüstlüğünü hemen hissedebiliyorsunuz. Veriyor iyi niyetli birisi ve mağdur olduğu da belli. Gerçekten mağdur olduğu burada gözüküyor burada, zaten. Evet. Haritasında gözüküyor. Ama ses tonunda da hani haritasını görmesen bile ne kadar böyle bir karmaşa yaşadığı, böyle çıkmazda olduğu o kadar belli oluyor halinde, ki. Evet, yorumları astrolojiye göre yapıyorum. Evet, kesinlikle bunlar astrolojiye. Bunu belirtiyorum. Kimse sana bakıp da sende büyü var, şu var diyemez. Özellikle şehir ismi vereceğim. Özür dilerim. Tabii, buyurun. İzmir'de bu iş bir ticarethaneye dönüşmüş. Hiçbir doğruluğu bilmeyen, hiçbir yeteneği olmayan şarlatanlar sizlere işte Ermeni hoca var. Yılan derisine yazacak. Güvercin kanına yazacak. Güvercin kanıyla gerçekten büyü yapılır. Ayrı bir şey. Onlar yarasa kanı, ejderha kanı diye bildiriyorlar satarken. 400 lira, 500 liralara, 2000 liralara, 5000 liralara, 10.000 liralara nasıl çalışmalar yapıyor? Bir de yaptıkları çalışmalar sizi kurtaracağı yerde işin ehli olmadıkları için sizi iki katı zarara uğratıyor. Aynen. Ya da o an size iyi geliyor, sonra 5 katı yerin dibine giriyorsunuz. Evet, maalesef bir telefon bağlantımız daha varmış. Dilek Hanım arıyor. Dilek Hanım merhabalar. Nevşehir'den arıyor Dilek Hanım. Buyurun Dilek Hanımcığım. Hoş Dilek Hanım haftaya da geçen hafta da aramıştı bizi. Evet, Dilek Hanım bizim daim izleyicimiz. Kozalak bulamamıştı Dilek Hanım. Evet, kozalak buldunuz mu Dilek Hanım? Bulamadım. Beria Hanım hayırlı yayınlar olsun öncelikle. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok buldunuz mu kozalağı? Bulamadım Derya Hanım. Neyse, niyetiniz önemli. Bence niyet ettiyseniz olacaktır o. Önemli olan niyet. Buyurun efendim, sizi Ferdi Bey'le baş başa bırakıyorum. Merhaba Dilek Hanım. Merhabalar Ferdi Bey. Öncelikle teşekkür ederim yayın sonrasında tekrardan beni aradığınız için. Şimdi Dilek Hanım, size şöyle söyleyeyim. Kim olursanız olun, sizinle aynı kandan olmam benim için önemli değil. Benim kan bağımın olması gerekmiyor. Bunu herkese karşı yapıyorum. Bu bir sorumluluğumuz peki, bizim çünkü aynı zamanda. Dilek Hanım, doğum tarihiniz gün, ay ve yıl olarak? 21 Ocak 1988. Bir dakika, 21 Ocak? Ocak. 1988. Dilek Hanım, nerede doğdunuz? Kayseri. Anne adınızı alabilir miyim? Emine. Bir dakika, Emine. Dilek Hanım, size şöyle söyleyeyim. Yakın akrabalarınız tarafından... Bir dakika. Yakın akrabalarınızla özellikle sorunlar ve problemler yaşıyorsunuz. Evet. Yaşadığınız problemlerden ve sorunlardan dolayı size yaklaşmakta olan bir insan çok iyi yaklaşıyorken size karşı birdenbire konuşmalarınız kesilmeye gitmiş. Bu kesilmelerden dolayı büyük bir karmaşa içindesiniz. Özellikle daha önceden atmış olduğunuz bir nişan ya da söz sizin hayatınızda var olan bir negatif enerjiye, bir büyüye sebebiyet vermiş ve ondan sonra talihsizlikler peş peşe yaşamaya başlamışsınız. Bu hayatınızın 7-8 ya da 9 yıllığında olabilir. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta geçen hafta size demiştim ya. Şimdi konuşmaları tam hatırlayabilmem mümkün değil. Hatırlayabilmek mümkün değil. Ama size şöyle söyleyeyim. Ben gitmekte olan insanın tekrardan size bir haber getireceğini, bir haber göndereceğini görüyorum. Hangi insan acaba Ferdi Bey? Canım benim. Şimdi öyle açık. Şimdi dur öyle... bir dakika. Çok özür dilerim. Lütfen ben. Canım benim. Sana bu cevabı verebilmem için bunu tam bir saat incelemem gerekiyor şu an. Şu anda vaktimiz yok. Ama sen beni yayından sonra ara. Ben sana hangi insan olduğunu sana söz söyleyeceğim. Öyle söz yapabilirim. Söz veriyorum, söyleyeceğim. Şunu söylemek istiyorum.
Geçen hafta dediniz ya tekrardan size dönecek, konuşacaksınız diye böyle bir şey gerçekleşti. Hı hı. Acaba aynı insan mı diye o anlamda söylemek istedim. Ha tamam şimdi vereyim. Şimdi vereyim çünkü yayından sonra ben direkt çalışmaya gideceğim. Doğru. En azından zaman kazanmış olurum. Bir dakika. Evet aynı insan. Tamam. O zaman aynı insanmış. Emin olalım. Bakın, evet aynı insan. Bu arada geçen hafta söyledi hemen de gerçekten bu konuda. Ama hep bunlar haritada. Ben her hafta arıyorum artık Derya Hanım sizi. Efendim? Ben her hafta arıyorum artık sizi. Teşekkür ederiz. Aramaya devam edin. Ne kadar güzel. Nevşehir'e çok sevgiler bu arada. Çünkü ederim. Çok arayanımız da oluyor. Görüşmek üzere Dilek Hanımcığım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Çok bir insan. Görüşmek yani, üzere. Evet, aşırı Dilek derecede çok hassas. Hassas, kırılgan evet, ve evet. Artık böyle yorulmuş birisi. Yorgun. Bir an önce ailesini kurmak doğumlu, istiyor. 88 doğumlu, çok da genç. Evet, diğer kızımız 88 doğumlu, çok genç. Çok genç. Ama işte insanlar o kadar ağır sınavlarla bazen terbiye ediliyorlar evet. Ki peygamberimizi tutmuş büyüğü. Bir peygambere evet. Tesir etmiş. Nasıl ki bir kulu etkilemezsin. Mesela bazen mektuplar geliyor. İnanılmaz mektuplar alıyorum. Çalışmalarımız bittikten sonra işte Ferdi Bey sizinle çalıştıktan sonra bu negatif enerjileri bozduktan sonra özel hayatım istediğim gibi gidiyor. İstediğim erkek hayatımda. Evet. İstediğim işi yapıyorum. O kadar çok geliyor çok, ki önüme. Çok. Yani nasıl kullandığınız çok önemli. Aynen. Ama insanlar kimse kimsenin artık mutluluğunu istemiyor. Evet. Yani sizin mutluluğunuzdan mutsuz oluyor. Ama mutsuz olduğunuz zaman yüzünüze vah vah deyip içinden oh çok güzel oldu, daha beter ol diyor. Evet. Ya böyle bir beslenme şekli var. Evet, İnsanlar böyle bir gerçekten mutsuzlukla besleniyor. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü telefon bağlantıları sık geliyor arada çünkü bunu konuşmak istiyorum. Bakın etrafınızda hani biraz önce Ferdi Bey de söyledi. Biz bunu mutlaka bakın yüzünüze bakarak sizde büyü vardır ya da başka türlü hani biz bunu hani isim söylemek istemiyorum. Başka şekillerde bakıp da sizin hayatınızda büyü vardır diyen insanlara lütfen inanmayın. Biz bunu sadece astrolojik haritasından değerlendirerek buluyoruz. Hacı hocalar var etrafımızda. Evet, hani artık bu tarz fazla. İnsanlar da çok fazla. Lütfen bunlara inanıp gitmeyin. Birçok paralar döküyorsunuz. Yani bunun için de zaten büyü yapmak için de lütfen gitmeyin. Evet. Yani bu da şimdi çok şöyle kötü bir şey. Astroloji çok derin bir ilim. Parmak izlerimiz gibidir. Kimsenin doğum haritası kimseninkine benzemez. Ve kişinin haritasında ne varsa onu çıkartır. Bize evet. Doğru bilgileri verdiği doğru sürece. Bilgilerle, tabii. Ama şimdi işte diyor ki ben astroloğum diyor. Harita okumayı bilmiyor. Ha. Ya da hiçbir şekilde işinin ilmini öğrenmemiş. Evet. Sadece üfürükçülükle şarlatanca işte bir iki kahve fincanı, bir iki kart bakarak evet. Kendini nimetten sayan ve insanlara şunu yapacaksın, bundan ayrılacaksın, şunu yapmamız lazım yoksa şu olacak diyen, kendini satan, içi boş tenekeler var piyasada. Evet, ne yazık ki ben İzmir'de bir sene kaldım ve o piyasada ekmek bulabilmeniz namuslu bir insanın İzmir'de, yani hani bizim sektörümüzde çalışabilmesi neredeyse mümkün değil. Çünkü etrafı o kadar şarlatanlar sarmış ki ve o şarlatanları ilahlaştıran bir kesim var, var ne yazık ki. Var maalesef. Çok acı verici bir şey. Bunlardan bir tanesi var ki isim verebilir miyim? İsim veremeyiz isim değil mi? Vermeyelim. Vermeyelim. Yani danışanlarının arkasından, ekmek yediği danışanlarının arkasından aptalların üstünden para kazanıyorum evet. Diyen birisini düşünün siz. Ya maalesef. Bir reklam arası verelim. Evet. Reklamlardan sonra hem yayınımıza devam edeceğiz. Telefon bağlantılarını almaya devam edeceğiz. Efendim reklamlar. Çocuklar ekran başına. Salim amcanız artık Kanal V ekranlarında. Merhaba Salim amca. Ah canım benim. Merhaba Aralcığım. Ah Salim amca demenize bayılıyorum. Bu programda eğlenirken öğrenecek, sürpriz ödüllerinde sahibi olacaksınız. Canlarım sizleri çok özledim. Benim aklı büyük, yaşı küçük arkadaşlarım. Bir zamanlar bazı kanallarda, bazı ekranlarda sizlerle buluşmuştum biliyorsunuz. Hem de neydi programımızın adı? Salim amcayla Güleylen Düşün Öğren. Evet, aynısına
bu kanalda, yani Kanal V'de devam ediyoruz. Dolayısıyla sizlerin hepinizi bekliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Salim amcayla Gül Eğlen Düşün Öğren her cumartesi saat 10.30'da canlı yayında Kanal V ekranlarında. Biliyorum özlediniz. Her cuma saat 14'te canlı yayınla sizin seçtiklerinizle çok özel konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Tam öğrenci işi. Toplan arkadaşlarınla dilediğin saatte gel Meltem Çarşısı'na, kendi yerin gibi takıl, ye, iç, eğlen. Meltem Çarşısı senin yerin. Burada kral da kraliçe de sensin. Aydınlık atmosferi, açık hava ortamı, şık dekorasyonu ve tabii sana özel fiyatlarıyla Meltem Çarşısı tam öğrencinin yeri, tam öğrenci işi. Her gün farklı bir tabdot, döner, dürüm, sandviç, pizza ve burger çeşitleri, çay, kahve, tatlılar ve daha bir sürü lezzet senin kafana, senin ağız tadına, senin bütçene göre. Tabii ki VIP servisle. Çünkü Meltem Çarşısı'nda öğrenciysen çok özelsin. Gel Meltem Çarşısı'na, öğrenci olmanın keyfini yaşa. Meltem Çarşısı. Öğrenci yeri, öğrenci işi. Ben 78-06'yı güz döneminde devamlı ekiyorum. Çeşit, bildiğim çeşit, verimi gayet yüksek. Çok çeşit denedim. 78-06'nın yerini tutmadı. Meyve kalitesi çok yüksek olduğu için halde fiyat çok farklı gidiyor. Kazançlı bir yıl için Titiz Agro Grup hep yanımda. Yeni semt, yeni restoran, aynı lezzet. Tandır, çorba, ızgaralar ve kömür ateşinde döner. Yeni yerinde sizleri bekleyen efsane lezzetler. Uysal Antalya Kuyu Tandır, döner ve çorba. Sobacılar Çarşısı'ndan sonra şimdi de Lara'da. İnternetin hızına gün geçtikçe yetişemiyoruz. Alışverişlerimizi internette yapıyor, işlerimizi dijital dünyada yürütüyor, tanışmalarımızı bile burada yapıyoruz. Yani gerçek hayatı tam anlamıyla internette yaşıyoruz. Peki dijital dünya tam olarak neleri kapsıyor? Bundan böyle her cuma saat 22'de Kanal V'de kişilerin markaları, sosyal medya, dijital mecralar, markalaşma, başarı hikayeleri, girişimcilik öyküleriyle karşınızda olacağım. Girişimci ve marka geliştirici Özel Oytun Türkoğlu bundan böyle her hafta Kanal V ekranlarında siz izleyicileriyle buluşuyor, dijital dünyanın kapılarını sizler için aralıyor. Markalaşmak isteyenler, marka değerini yükseltmek isteyenler, dijital medyada başarıyı yakalamak isteyenler, bu program sizin için. Markalar ve Dijital, Cuma günü saat 22'de Kanal V ekranlarında başlıyor. Bir dünya otel, bir dünya eğlence, bir dünya lezzet, bir dünya hareket, bir dünya macera, bir dünya heyecan,
bir dünya destinasyon, bir dünya mutluluk, bir dünya keyif, bir dünya sevgi, bir dünya tatil. Şimdi her yer size daha yakın. Sevgili izleyicilerimiz, yayınımız devam ediyor. Yine güzel bir program oluyor. Efendim, medyum astrolog Ferdi Bozduman'la beraberiz. Bugün konumuz nazar ve büyü. Özellikle bol bol da telefon bağlantılarımız geliyor. Hatta öyle. Reklam arasında bile sıraya girmişler bizim izleyicilerimiz. Ama gerçekten nazar ve büyü hayatımızda var. Evet, bekleyemeyeceğiz. Hemen alıyoruz telefon bağlantısını. Alalım, bekletmeyelim izleyicimizi. Buyurun efendim. Alo. Alo, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Benim sorum olacaktı ama. Evet, Melike Hanım. Melike Üçler Antalya'dan evet. arıyorlar. Buyurun Melike evet. Hanımcığım. Melike Hanım, merhabalar. Merhabalar. Öncelikle doğum tarihiniz gün ve yıl olarak. Tabii ki. 23 Mart 1996. 23.03. 1996. 96. Anne adınız? Kevser. Onu sonra yazayım. Doğum yerin neresi? Kartal, İstanbul yani. İstanbul. Anadolu yakası doğumlusun. Hı, evet. Anne adın Kevser dedin. Hı, Kevser. Doğum saatini biliyor musun bu arada? Doğum saatimi tam olarak bilmiyorum ama sabaha karşı 4 falan onu diyorlar. Onu almayalım o zaman, bir dakika. Tamam. Onu şu etifikasyona 96, daha çok genç maşallah. Şimdi sorunu alabilir miyim canım benim? Anlamadım. Sorunu alabilir miyim? Sorun nedir senin? Sorun, ben böyle son birkaç yıllar, yani yıl içerisinde hayatımda istediğim hiçbir şey olmuyor. Hiçbir işim rast gitmiyor. Hı-hı. Acaba diyorum bir şey mi var üzerimde? Şimdi sende değil de aileden seni etkileyen bir negatif enerjinin olduğunu görüyorum. Özellikle evet. aile içinde giden bazı terslikler var. Ve ailenle Hı-hı. ilgili olumsuzluklardan çok etkileniyorsun. Çünkü bakmış olduğumuz zaman ailenin hayatında da işler çok yolunda gitmiyor. Evet. Doğru mudur? Onlardan Doğru. yana onların üstünde bir negatif enerji var. Şu an senin haritan önümde ama sen onlardan etkilendiğin, aile evinden onlardan yana tesir altında olduğun gözüküyor. Biraz daha sabırlı olman lazım. Özellikle özel hayat konusunda, iş konusunda, eğitimle ilgili ne işin var bu arada? Ben üniversite okuyorum şu anda. Ne okuyorsun canım bölüm olarak? Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Yani çok böyle kendini derslerine de veremiyorsun çünkü. Eğitimle Hiçbir ilgili, şey veremiyorum. Yani yaşadığını hissedemiyorsun daha doğrusu sen. Arkadaşlarından yana da çok terslikler ve aksaklıklar yaşıyorsun. Bir Kesinlikle negatif, doğru. Yani bir negatif enerjiye maruz kalmışsın. Evet, üstünde bir negatif enerji var kızımızın. Bir aksaklık var. Sana da aynı şekilde çördük otuyla yıkanmanı tavsiye ediyorum. Yıkanmaya başlarken 7 gün boyunca yıkandıktan sonra bir 15 gün sonra bir 7 gün daha yıkanmanı tavsiye ediyorum. Yıkanırken kutsal çördük otu üstümdeki tüm negatif enerjileri ve büyüleri temizlemeni niyet ediyorum diye ya da başka güzel bir olumlama yaparak bunu sağlayabilirsin. Travmaların biraz daha inecek, özellikle duygusal olarak biraz daha rahatlayacağını görüyorum. Bir de çok aşırı sezgileri kuvvetli birisisin sen. Sezgilerin evet, kuvvetli olduğun için, sezgilerinin kuvvetliliğinden dolayı başka ruhsal varlıklarla kolay temas haline geçebiliyorsun. Nasıl, anlamadım? Başka ruhsal varlıklarla kolay temas haline geçiyorsun. Yani seni rahatsız eden zararlı bir varlığı hissedebiliyorsun üstünde. Bu evet, seni evet, daha çok sıkışıp kalmana, tedirgin olmana sebebiyet veriyor. Birazcık evet, yalnız da bırakılmışsın bu sıralar. Bu yalnızlık da seni yiyip bitirmiş. Evet.
Teşekkür ediyoruz Melike Hanımcığım, bize bağlandınız. Ben de çok teşekkür ediyorum ilginize. Bize izlemeye devam edin diyelim. Çünkü bağlantılar devam ediyor. Çok gençti değil mi? Ne çok, kadar genç çok birisi. Çok genç, evet, 96 doğumlu maalesef. Bu kadar genç birisinin benim kardeşimden bir yaş küçük. Evet, çok küçük. Bir yaş küçük. Ben bu kadar üzülüyorum böyle düşünün gerçekten. Düşünün ki nasıl tesir ediyor. Tüm insanlığı etkiliyor. Maalesef. Mesela anneye yapılan bir şey çocuğuna, oğluna, kızına, eşine, annenin, o annenin diğer kardeşlerine, erkek kardeşlerine, kız kardeşlerine kadar tesir edebiliyor. Yani büyüğünün tek ailedeki mesela bir kişiye yapılsa etkiliyor. Ne kadar mesela düşünsenize şey. Anne öldü gitti, çocuğu etkileniyor. Çocuğunun çocuğu, çocuğunun çocuğu böyle 7 nesile etkiliyor. Yani bir aileyi ailenin ailesini bile etkiliyor. Kökten bitiriyor. Mesela özellikle biz çalışmalarımızda geriye dönüş yaparız. Tamamen geriye dönüp en dibi bulmaya çalışırız. Nerede ne yapıldı, niçin yapıldı? Amaç neydi? Evet, onu onun çözümünü tabii onun çözümünü getirebilmek çok önemlidir. Tabii. Yani burada oturan insanın oradaki insan orada yaşayanın ne yaşadığını bilmesi gerekir. Aynen. Onu anlamamız gerekir. Size anlamayan birisi size faydalı bir şifacı olamaz zaten. Ama hiçbir açıklaması olamaz gerçekten. Büyük gerçekten çok kötü bir şey. Hiç kimsenin yani böyle bir teşebbüste bulunması bir anlamı bile olmasını ben tahmin edemiyorum yani. Şimdi surede de zaten düğümlere ve iplere üfleyenlerin şerrinden sana sığınırım diyor. Allah korusun. Yani gerçekten çok tehlikeli. Bir insanın DNA'sını bozuyor. Peki şimdi Ferdi Bey, ben hani izleyicilerimize soruları oluyor ama ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Hı-hı. Şimdi telefon bağlantımız var. Telefon bağlantımızdan sonra sorunu sormak istiyorum. İnşallah fırsat. Alo, buyurun efendim. Alo, merhaba. Ben Bursa'dan Aysun Hanım. Bursa'dan Aysun Hanım arıyorlar. Aysun Hanım merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir programda sizlerleyiz. Buyurun efendim. Ben sizi Ferdi Bey'le baş başa bırakıyorum. Merhaba Aysun Hanım. Teşekkürler. Merhabalar Ferdi Bey. Doğum haritanızı buyurun söyleyin, buyurun. Ben sizi yıllardır severek takip ediyorum. Bu arada söylemek istedim. Yayınlarda o zaman diğer programlarımı az çok izlediniz. Evet. Sanırsam evet. Bursa'dan arıyorsun galiba. Ekranda öyle gözüküyor. Evet, Bursa'dan. Bursa'da Bursa'dan benim arıyorum. Çok sevdiğim bir memleket. Bundan 2 yıl önce bir kanal beni Bursa'da ağırlamıştı. Çok ve Zeki Müren'in mezarını görme şerefine erişmiştim. Ay, Emir Sultan Hazretlerine gitmiştim. Aysun Hanım, sizin doğum tarihiniz gün ay ve yıl olarak? 4 Temmuz 1987. Bir dakika. 7. ay doğumlusunuz. Evet. 87 doğumlusunuz. Doğrudur değil evet. mi? Anne adınız evet, nedir? Evet, doğru. Anne adınızı da alalım. Anne adım Fatma. Fatma Hanım. Çok genç izleyicilerimiz var evet. böyle ne kadar güzel. Doğum saatiniz nedir? 21.50. Aysun Hanım, size öncelikle şunu söyleyeyim. Hayatınızın son 9 yılı ağır travmalarla geçiyor sizin. Ağır mücadeleler evet. var. Daha önceden duygusal olarak bir... kara sevdaya tutulduğunuzu bilgisi geldi bana. Bunu hissediyorum. Bu sizde büyük bir iz bırakmış. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Doğrudur. Biraz ses olarak bakın dikkat evet. edin. Şey oldu şimdi. Kötü hissetti kendisini. Ama üstünüzde yüzüğün olduğu gözüküyor. Yani evlisiniz. Çünkü evet. Doğurganlık evinizde bir çocuk sahibi olduğunuz gözüküyor. Evet, doğrudur. Anlaşılamıyorsunuz. Kendinizi siz yeterince ifade edemiyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorsunuz, savaş veriyorsunuz ama anlaşılamadığınız için kendinizi çok baskı altında hissediyorsunuz. Özellikle bir kadınla çok ciddi savaşlar verdiğinizi görüyorum. Evet. Ama bu yani bu kadın size şöyle söyleyeyim, eşinizin bir dostu ya da sevgilisi değil. Büyük olasılıkla eşinizin akrabalarından evet. birisi olması gerekiyor. Evet. Ve çünkü birebir verilen bir savaş görüyorum. Yüz yüze verilen bir savaş gördüğüm için bunu söylüyorum. Evet. Kilolarla ilgili kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı kilolara evet. karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Var mı kilomuz? Var evet. Ama daha çok gençsiniz. Çocuk evet, herhalde çocuk küçük etkiliyor. Bir çocuk bilmiyorum. Neyse. Evet, abi çocuk sesi geliyor var. Bu arada bir arkadan. Küçük bir çocuk var herhalde. Evet Allah küçük bir kızım var. Allah teşekkür Allah ederim. Ama doğum kiloları verir. Sormak istediğiniz özel bir soru var mı sizin? Sormak istediğim özel bir soru
duruyor. Ben başarılarınızın devamını dilerim. Sizi severek takip ediyorum. Peki, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Bursa'ya sevgiler bu arada. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Şey oldu. Evet. Çok tedirgin oldu mesela. Bazı özel şeyleri yakaladığınız zaman. Tabii bu da ben çok ilginçtir. Bana birisi düşüncelerini yazmıştı İstanbul'da. Bunu bir belirteyim. Bir iş adamının bu bayan 10 bin tane gayrimenkulüne bakıyor. 10 bin gayrimenkulünün yani iş adamının tüm işlerini yöneten sağ kollu kişinin. Evet. Ve bana şunu yazdı. Seni tanımak harikaydı. O an yoktu. Zarfın içine. zarf gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. İçinde bir şey var mı diye bakayım. Vallahi yok. Size yazdıklarını mı söylediklerini mi? Evet ben çok biriktiririm bana yazılanları. Ne güzel. Seni tanımak harikaydı. İlk başta garip bir duygu vardı sana karşı. Sanki içimi okumandan rahatsızlık duydum, rahatsız oldum. Ama daha sonra bana yüreğini açıp acılarını paylaşınca benim de gardım düştü. Ruhuma çok iyi geldin ve daha iyi geleceğini hissediyorum. Ve senin ait olduğun yer İstanbul. Senin ışığına ihtiyacımız var. İyi ki geldin, iyi ki tanıdım seni. Hayatınla ilgili vereceğin kararlarda bencil olmamalısın. Çünkü sen artık başkalarının hayatına dahil oldun. Senin çok böyle güzel. Bir lüksün olamaz. Bakın neden ne rahatsızlık duyuyor? Benim onu okumamdan, evet. Onun bazı özel şeylerini bilmemden tedirginlik duyuyor. Tedirginlik hissetti. Normal ama bu da. Kamera yani... arkasındaki arkadaşımız da aynı şey oldu stüdyoda. Evet aynı. Bir korku geldi. Sizden korkarım dedi ben. Şimdi bekliyorlar. Evet, kamera, kameramanlarımız şey... bekliyor. Evet. Onlar da bekliyorlar. Bekliyorlar. Valla öyle ama tabii her şey. Tabii bunlar haritada görünen şeyler. Bunu yani tabii ki sezgileri güçlü bir Ferdi Bey'in bu konuda sezgileri güçlü. Biz onun bazı insanların sezgileri güçlüdür. Ama lütfen bunu bir kez daha vurgulamak bu istiyoruz. Olan insanlardan, bu işin eğitimini, bu işi doğru bilen insanlara evet. inansınlar. Ne evet, yazık hacı ki hocalara lütfen, doğru bilene lütfen, inanmıyor, gitmeyin, doğru gitmeyin. Bilmeyene de çok tamah ediyorlar. Lütfen o tür insanlarla muhatap olmayın. Hayatınıza daha zararı dokunabilir, sizleri kötü bir duruma bırakabilir hem maddi hem manevi bu yönden. Anlamda. Lütfen lütfen bir kez daha keşke sadece maddi olarak olsa da sadece, evet, manevi anlamdaki taribatlar aynen, olmasa manevi anlamda maalesef, yaşanan tacizleri medyadan da çok takip ediyoruz. Bu tür tacizlere de maruz kalabilirsiniz. Lütfen bunlara çok dikkat edelim. Esasında bugün bir noktada bir şey daha konuşmak istedik. Özellikle şu son günlerde yaşanılan çocuklarımızla yapılan yani taciz olayları yine gündemi çok yoğun bir şekilde teşkil eden bir gündemde yine bir taciz çocuklarımıza yapılan tacizi yine bu konuda özellikle haritada şeyi görebiliyoruz değil mi Ferdi Bey? Kişinin tacize meyilli olup olmadığını evet. mı demek istiyorsunuz? Yani bu konuda şimdi... mesela çocuklarımızı daha mı farklı koruyabiliriz? Yani bu bir harita bize bir yol haritası çizebilir şimdi mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Haritasında Plüton'un ağır bastığı yer kişinin haritasında bir noktada ağır basıyorsa kişi tecavüze, cinsel tacize, uygunsuz seks ilişkilerine meyillidir. Ve pedofiliye yani çocuklara karşı böyle 11, 12, 13... bazen 9, bazen 3 yaşındaki bir çocuğa karşı meyilli olduğu ortaya çıkabilir. Yine Mars gezegeninin etkisi, Mars ve Plüto yer alıyorsa karşılıklı, özellikle evet. bir erkeğin haritasında sapkın ilişkilerin olduğu gözükür. Yıllardır hep konuştuğum zaman susturulmaya çalışıldım. Türkiye'de sadece kız çocukları tecavüze uğramıyor. Sadece erkek çocukları tecavüze uğramıyor. Kız çocuğunu bekleyen tehlike erkek çocuğunu da bekliyor. Aynen. Erkek çocuğunu bekleyen tehlike kız çocuğunu da bekliyor. Ve yıllardır ülkemizde ülkemizin en çok kanayan yaralarından birisi. Birçok danışanım var. Öz babası tarafından, öz abisi tarafından cinsel tacize uğramış ve yıllarca kimseye anlatamamış. Çünkü insanlar hiç kimseye anlatmadıkları şeylerini bizimle paylaşıyorlar. Evet. Bunlar bizde kalacak ama kalmasıyla beraber bir telefon mu var yine? Tabii. Evet bir telefon. Bir telefonumuz daha var. Kesmek istemiyorum ama izleyicimizi de bekletmek istemiyorum. Samsun'dan arıyor izleyicimiz çünkü. Naciye Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne güzel, Karadeniz'den. Sevgiler efendim, Akdeniz'den. Geçen sene Samsun'daydım. Teşekkür ediyorum. Geçen sene Samsun'daydım. Evet, ben de Samsun'u gördüm. Çok güzel bir şehir. Çok büyük bir şehir. Yani. Çok modern. Büyük bir şehir. Ben Antalya'ya çok benzettim zaten Samsun'u. Bu arada hoş geldiniz. Buyurun efendim.
Şimdi doğum tarihim net olarak belli değil benim. Hani 15 Ekim diyorlar kimliğe ama. Kimliğe göre alacağım efendim. Kimlikteki. Doğum tarihim net olarak belli değil. Tamam. Hı-hı. Fakat 15 Ekim gibi diyorlar. 15 Ekim 1900 kaç efendim? 72. 72. Hı-hı. Anne adınız nedir? Melek. Melek Hanım. Hı-hı. Doğum saatinizi biliyor musunuz? Şey, doğum tarihim 1972. Hı-hı. Naciye Hanım. Evet. Doğum tarihi net olarak belli değil. Yani Ekim'de doğdu. 15 Ekim gibi söyleniyor. Hı hı. Nüfus şimdi cüzdanımda bakmış olduğum zaman bayağı bir karmaşalar yaşadığınız gözüküyor. Karışık bir yıl geçirmişsiniz. Özellikle ne yöne gideceğinizi bilemiyorsunuz. Zaman zaman yönünüzü yitirmiş olduğunuzu görüyorum. Aslında almış olduğunuz kararları çok güzel uygulayabilen bir insansınız. Mücadeleci bir yapınız var ve sevecen bir noktanız da var. Ama son özellikle 4-5 yılda hayatınızda çıkan bazı aksaklıklar hanenizde büyük travmalara sebebiyet vermiş ve karmaşalara sebebiyet verdiği gözüküyor. Doğru mudur efendim? Yok, öyle çok bir karmaşam olmadı. Yani sizi sıktığını daha çok görüyorum ben bunların. Yani sizin üstünüzden konuşuyorum. Hani genel olarak hane derken hane içinde bazı bir şey oluyor, kendinizi veremiyorsunuz mesela. Ha, taşınmalar oldu. Ha, sık tamam. Yer değişimleri diyelim. Ani yer değişimleri. İyi, sorunuz evet. Nedir sizin? Nasıl? Sorunuz nedir? Neyi öğrenmek için aradınız? Sorumum nedir? İşte ben hani bazen böyle yapmak istediğimi tam yapamıyorum. O konuda bir tutukluk var. Neden kaynaklanıyor bu? Onu merak şimdi ediyorum. Eğer ki buraya göre sordu... Negatif enerjiden mi kaynaklanıyor? Nedir? Durum nedir? Yani? Efendim yaklaşık yuvamla olarak ilgili... yaklaşık olarak biraz daha sabırlı olursanız son 4-5 yılın etkileri 1-6 ay sonra üstünüzden gidecek. Ya bir negatif enerji var, varmış. Var, yapılmış bitir. Ama bitmek üzere. Süresini güzel. Doldurmak üzere bir 5-6 ayı var. Yani ortalama olarak yaza doğru rahatlamış olacaksınız ve yerine görevlerinizi istediğiniz bir şeyi, başladığınız bir görevi tamamlamış olacaksınız. Yerine getireceksiniz. Yani durgunluk dönemleri bitiyor efendim. Tamam. Yalnızca kendinizi daha doğru ifade edebilmeniz gerekiyor. Bazen bazı şeyleri doğru ifade edemediğiniz için de çoğu şeyi yitirebiliyorsunuz. Gereksiz bir fedakarlık var üstünüzde. Aynen öyle, doğru. Herkes de karşı. Birazcık bencil olmak lazım Naciye Hanımcığım. Bencillik değil de. Hani bencillik derken önce kendini düşünmek lazım herhalde. Biraz da ön plana kendini getirmesi gerekiyor. Çünkü ne kadar başkalarına verirsek o insanlar bizi o kadar tüketiyorlar. O kadar alırlar. Bize minnet duymuyorlar. Aynen. Bize saygı duymuyorlar. Efendim görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın Naciye'm. Sansu'na sevgiler. Mesela hayatının bir yük var üzerinde Naciye'nde. Bir yükü var, bir sıkıntıları var. Öyle değil mi? Yani hep gerçekten bir süre sonra hep bütün her şey kendi görevin oluyor. O yüzden birazcık dozunu ayarlamak lazım. O dozda gitmek lazım. Ama Samsun'dan telefon almak beni çok mutlu etti. Evet, ben Karadeniz'i ben çok seviyorum. Ben Samsun'u çok sevmiştim gördüğüm zaman. Enerjisi çok güzel. Çok ilginç heykelleri var. Özellikle Kurtuluş Yolu'nu görmek. Ulu Önder'in Ulu Önder'in kurtuluş mücadelesini verdiği bir şehir. Mayıs zaten. Rabbim atamızın her zaman ne kadar bu dünyadan gitmiş olsa da onun öğrettiklerinin bu ülkede kalmasını sağlasın. Oranın bir başlangıcı. Layıklığın kalmasını sağlasın üstümüzde. Amin. Atatürk'ü çok seviyorum. Aynen. Çok duygulanıyorum. Biz de yani öyle. Samsun bu yüzden beni çok etkiledi. Samsun'dan şimdi... telefon gelmesi. Bir de bir şey belirteceğim. Ülkemizde efendim kendini savunamayan 11-12 yaşındaki bir çocuğun bir erkek tarafından cinsel istismara uğraması ve cinsel istismara uğradığı zaman da tecavüzcüsüyle evlendirilmesi dile getiriliyor. Bu o kadar benim içimi acıtıyor ki, o kadar yaralanıyorum ki, günlerdir gözüme uyku gelmiyor. Dün de sizinle bir yazışma sağladım. Biliyorsunuz bir yazışma içinde olduk. Yine galiba... Tamam. Son bir telefonumuz var. Telefon. Sözünüzü bölmek istemiyorum. Ondan sonra da telefon almıyor. Evet artık çünkü yayınımız reklam arasına gireceğiz zaten. Hemen reklamlardan sonra bir şey. Alo, İzmir'den aranıyoruz burada. İzmir'den evet. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Evet, iyi günler. Merhabalar, Mevsim soyisim. Merhaba, Ahmet Mevsim'in kişi.
Hoş geldiniz Ahmet Bey. Çok ilginç bir şey oldu. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Buyurun. Çok kısa hemen alacağım çünkü yayınımız böyle bitmek üzere. Buyurun efendim, sorunuzu ben verdim. Benim yaşım böyle çok keskin olsa bile aşağı yukarı 20 yıldır böyle bir inişli çıkışlı bir hayatım var. Hı hı. Doğum tarihiniz gün ay ve yıl olarak verebilecek misiniz? 22-12-1959, saat 10. Bir dakika. Gece. 22, 12. ay. 1959. Saat kaç 22. dediniz? 22.00 mı? Evet. 22.00. Bakın ne kadar rahat veriyor. Evet. Ahmet Bey, nerede doğdunuz? Erzurum Patinler. Az önce Erzurum Patinler. Patinler. Sadece Erzurum'u alıyorum efendim. Tamam. Anne adınız nedir? Anne adınızı alalım. Dibe. Bir daha söyleyin. Edibe. Eyle değil mi? Edirne'nin eysiyle. Edibe. Edirne'nin de Eli. Tamam. Edibe. Ahmet Bey, bakın. Efendim? Bir dakika, bir de tıklayalım da çıksın. İyice bir dakika. Kare açılar çok fazla var. Kare demek olumsuz açılar demektir. Yani üstünüzde yaklaşık olarak 10-15 yıllık süren bir uğursuzluk var. Bir negatif enerji var. Elinizi neye atmışsanız maddi manevi kurumuş ve sağlık problemleri yaşamışsınız. Etrafınızdaki insanların sağlık problemleri yaşadığı gözüküyor. Ciddi derecede bir şeye tesir etmiş. Daha önceden bunu bir iki defa bozdurmak için bir takım yerlerden yardım mı aldınız? Evet, evet. O yardım aldığınız yerlerden de para kaybı yaşamanızla beraber aksine var olan şeyi daha da kuvvetlendirmişler. Bozmamışlar. Mağdur olmuşsunuz. Yani bir katıyken beş katı şiddetiyle çalışmaya başlamış yapılan büyü sizin üstünüzde. Şimdi ben onları yaşadım, bitti de bundan sonrakini merak ediyorum. Şimdi 2017'nin Haziran ayının 20'sinde bir şeyler düzelmeye başlayacak. Ailenin üstünde şans rüzgarları esmeye başlayacak. Sağlığınızın yerine geleceğini görüyorum. Daha dik bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Evet. İmzalık bir iş, çocuklardan birisinin imzalık bir işi mi var? Alo Ahmet Bey. Hayır, yok şu anda. Evet, imzalık önemli bir iş olacağı gözüküyor. Hmm. Özellikle bu bir ev alıp satma olabilir, yeni bir eşya alma olabilir, evet. İşle ilgili önemli olabilir. Bir gelişme olabilir, bir kredi konusu olabilir. Şanslarının çok yaver gideceği bundan sonrası için gözüküyor. Çocuklar ama için. Şimdi çocuklarının değil, evet. Ahmet Bey'in üstünden gidiyoruz. Ailesinin de gün yüzü göreceği gözüküyor yani. Hı hı. Etrafındaki insanların özellikle. Ama çok içine atmış bazı şeyleri. Evet. Çok kendisini artık mücadele etmekten yorulmuş. Özellikle... Hocam bir de evlilik görünüyor mu? Kasım ayında. Ooo harika. Kasım'da. Hadi bakalım, hayırlısı olsun Ahmet Beyciğim. Bizi izlemeye devam edin. Yayınımızı çünkü yavaş yavaş Kasım bitiriyoruz. Ayında, ama Kasım ayında. Yani, Kasım ayında. Bu bir ay değil. Evet, bu Kasım değil. Ha, sonraki Kasım. 2017'nin... Kasım ayında önemli bir gelişmenin olacağı, güzel bir... O zaman Haziran'da tanışıyorsunuz. Haziran, 20 Haziran'da tanışıyorsunuz. Şu anki var olan bir partneri de olabilir bu. Şu andaki bu. Sonraki de olabilir. Tamam, sonraki tanışacağı biri de olabilir. İnşallah. Kasım ayında nikah var kendisine. Mutluluklar dileyelim efendim. Biz bile sevgiler. Görüşmek üzere. Yalnız ben Hatay'a tekrar arayacağım. Reklam olduğu için biraz çabuk olur. Tabii, evet lütfen. Biz izlemeye devam edin. Tamam. Tekrar arayın. Bu arada, biz şey tabii zamanımız erkek da doğru. Erkek danışanlarım bana çok bağlılar. Çok. Çok sadıklar. Erkeklerle çalışmayı çok seviyorum. Şu anda... Çok netler. Direkt veriyorlar ve direkt cevap veriyorsunuz onlara. Ve çok şimdi telefonları alamıyoruz artık, yayınımızı bitirmek durumundayız. Ben sadece şunu söyleyeyim. Şimdi büyü ve nazar var. Evet. Sadece öyle bir şey söyleyin ki bize, biz bunlardan korunabilelim. Hı hı. Ne yapalım? Şimdi bununla ilgili ritüeller var. Bir ritüel verelim çünkü yayınımızı bitireceğiz. Bunlarla ilgili ritüelleri benim YouTube'daki Kabala Öğretileri adlı programlarımdan ve Raşiba Öğretileri adlı programlarımdan oradaki tılsımları ve sistemleri uygulayarak bazı şeylerden korunabilirler. O zaman adres olarak verelim. Şimdi Ferdi Bozduman'dan ulaşsınlar bana Facebook'tan. Tamam. Ben onlara linklerini atayım. Tamam. O linkleri linklerden teker teker her şeyi açıklamışım. Çünkü insanlar bilmeyenler doğruyu bilsinler diye birebir bunları anlattım ben. Teker teker dile getirdim. Ne olur şu taciz konusunda devam edelim istiyorum. Lütfen kısa hemen reklam arasına gireceğiz. 2 dakika sonra reklama giriyoruz. Bir insanın
tecavüzcüsüyle evlendirilmesi kadar büyük bir zulüm olamaz ona. Evet. Buna çok karşıyım. İçim acıyor. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Kimlerle arkadaşlık ettiklerine evet. dikkat edelim. Koruyalım. Çoğu zaman evinin içinde bile kişi bunu yaşayabiliyor. Lütfen bu olayların önüne geçelim istiyorum. Bu kadar beden beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi evet, iletiyorum. Efendim, sevgiyle kalın diyelim. Yarın tekrar buradayız. Yarın evet. yine Ferdi Bey'le beraber. Yarın ne konuşacağız? Yarın abi? Melek astrolojisini hangi burcu hangi melek evet, koruyor melek onu konuşacağız. Melek konuşacağız. Biz izlemeyi o zaman yarın devam edin. Telefon bağlantılarımız evet devam ediyor. Yarın bizi arayın o zaman. Yine bu saatlerde saat 15'te 16'sı sizlerle. Efendim hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim.